Ulusal Kanal ekranlarından tüm Türkiye'ye merhaba diyerek başlayalım programımıza. Söz Meclis'ten içeri programıyla karşınızdayız. Olağanüstü bir gündem, olağanüstü bir dönem yaşanıyor. Musul-Kerkük tartışması gündemin sıcak gündem başlıklarından bir tanesi daha doğrusu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 81 Düzce'den sonra 82 Kerkük, 83 Musul söylemi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in verdiği yanıt. İdlib operasyonu en sıcak gündem başlığı tabii ki. İdlib operasyonunun arefesindeyiz ki Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'nun bölgede olduğu bilgisi dünden bu yana kamuoyunun gündeminde zaten. Barzani'nin referandumu, bağımsızlık referandumu hala konuşuluyor, tartışılıyor. Karşı yaptırımlar, bölge ülkeleri arasında bir işbirliği var. Saflaşma dünya ölçeğinde artık siyasetlerin silahla belirlendiği bir döneme girdik. Sınırlarda ortak tatbikatlar yapılıyor. Bu referandumun güvenlik ve ekonomik açıdan sonuçlarını da bugün değerlendireceğiz. Bölgedeki atmosferin iç siyasete yansımaları yine gündemimizde olacak. Tabii AKP'den istifalar var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti. Şimdi Melih Gökçe'nin istifası konuşuluyor. Bunu tartışacağız. FETÖ davaları, Amerikan Başkonsolosluğu çalışanı Metin Özcan'ın tutuklanması gibi birçok konu başlıkları bugün Söz Meclis'ten içeri programında tartışılacak. Konuklarımız yıllarca bakanlık yapan deneyimli siyasetçiler. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Çalışma Bakanı Sayın Yaşar Okuyan. Hoş geldiniz diyelim. Eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş, siz de hoş geldiniz efendim. Ali Topuz, eski İmar ve İskan Bakanı ve Köy İşleri Bakanı aynı zamanda. Siz de hoş geldiniz. Ve Masum Türker, eski Devlet Bakanı ve eski DSP Genel Başkanı. Siz de hoş geldiniz diyelim. Şöyle başlayalım, bu programın bir geleneğidir aslında. Sayın Yaşar Okuyan'ın aldığı notları dinleyelim önce, varsa eğer. Buyurun, söz sizde. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı direkt muhatap olursa iş takip ediliyor. Sigara konusunda Tayyip Erdoğan'ın bir ısrarı var mesela. Ama şimdi de o da maalesef uygulamada çok sarsıntı geçiriliyor. Onun için bu hayati öneme ait. Bugün aşağı yukarı 300 bin üzerinde insan ölüm sınırında organ bekliyor. Ve maalesef organ bağışı hemen hemen yok gibi. Bir de o yasadan ziyade uygulamadan kaynaklanan yanlışlar var. O Sağlık Bakanlığı'nın etik kurulu dediğimiz 5 kişilik heyetin bana göre bir tekrar incelenmesi lazım. Çünkü orada bir takım sıkıntılar olduğuna dair rivayetler var. Doğruluğuna inanmak istemiyorum ama en azından şu soruların cevabını ancak işte Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu talimat verirse incelerse ortaya çıkabilir. Mesela son 3 sene içinde o etik kurulunda kimler görev aldı? Bunların gelir ve giderlerinde, mal varlıklarında bir artış oldu mu, olmadı mı? Bu sorular kamu vicdanında tartışılan şeyler. Yani bir şey, bir iddiada bulunacak durumumuz yok. En önemlisi etik kurulunun red kararı verdiği hastalardan, karaciğer olsun, böbrek olsun, kaç kişi öldü, hayatını kaybetti? Şimdi şunun için söylüyorum, bilmeyen izleyiciler için tekrarlamak durumundayım. Bizim mevcut kanuna göre organ nakli ancak birinci, ikinci derecede yakınlar tarafından, canlıdan alınma söz konusu. Onun dışında yani anne, baba, oğul, kardeş, eş filan diye. Onun dışında yasaklanmış durumda. Yasaklanmanın sebebi, yani yasaklanma gerekçesi doğru mu? Doğru. Çünkü dünyada da Türkiye'de de maalesef organ mafyası türedi. Para karşılığında tehditle şudur budur bir ciddi işler dönüyor. Bunun önlenmesi lazım, takibi lazım. Çok doğru. Fakat uygulamada yanlışlıklar var. Yani şimdi eğer bu etik kurulu
bunun kararları doğru olsa, nitekim ben işte karaciğer ameliyatı oldum 10 sene önce, 10 ay önce. Yani hiç tanımadığımız bir insan, 1700 kişinin arasından en çok tutan o oldu, geldi. Kendi karaciğerinin %60'ını vereceğini ifade etti. Etik kurulu adeta böyle emniyette 10 kişinin katili gibi sorgulama yaptı. Eşimi oraya getirdi. 3 saat, 3,5 saat beklettiler koridorda. Ve sonunda hayır, reddettiler. Ben mahkeme kararıyla, yani idari davada mahkeme açtık ve orada yürütmeyi durdurduk. İkinci defa müracaat ederek, o da 5 kişilik heyetin hala 2 tanesi hayır veriyordu. Yani şimdi, yani gerekçe şu, hayatın normal akışına aykırı. Yani birisi size, niye tanımadığı birisi sana veriyor. Şimdi Yaşar Okuyan gibi bir bilinen bir isimde bu oluyor. Orada düşünün, yani tamam yine söylüyorum, parayla, pulla bu işler yapılmasının önlenmesi lazım. Ama devletsin sen, ona göre bunlar kontrolü gayet basit. Evet. Öyle değil. Şimdi eğer o etik kurulunun kararlarına göre gelecek, bakın Naim Süleymanoğlu'nda ismini açıklamadılar kamuoyuna. 6 kişi müracaat etmiş. Yani biz karaciğerimizi verebiliriz diye. Yakın bir arkadaşı, tırnağın içinde söylüyorum. Yakın bir arkadaşı. Şimdi mesela sormak lazım. Kim bu yakın bir arkadaşı? Şimdi yakın bir arkadaşı ile bize harp okulu son sınıfta FETÖ alçağının tasfiye ettikleri o zaman, yani şimdi çok şerefli ordumuzun bir subayı noktasına gelmiş son sınıftaki insanı atmışlar ve o dönemden beri bizi biliyor. Mücadelelerimizi, onların katkılarımızı. İçinden gelmiş. Emin Çeleşan da yazdığı için, TGB'li gençlerde kampanya yaptıkları için haberdar oluyor ve tamam diyor, ben vereceğim diyor. Bizi adeta orada etik kurulu, yani sanki para pul karşılığı falan diye böyle bir şeyin içerisine girdi. Zan altında bıraktı. Şimdi mesela onu sormak lazım. Yani tabii Naim Süleymanoğlu'na geçmiş olsun. Hiçbir şey değil. Peki o kim? Yani ona izin verdiniz mi, vermediniz mi? Vermezse zaten hastaneler yapamaz. Hangi sebeple verdiniz? Yakın bir arkadaş ne demek? Yani ve siz öbür tarafta da Yaşar Okuyan gibi bilinen bir insana birisi geliyor, incele, 2 dakikalık hissenin, devletsin, reddediyor. Eğer biz mahkemeden yürütmeyi durdurma almasak, ben deniz şu anda aranızda değildim. Yani bunları yaşadığım için bunu ayrı bir konu ama bir satır başı hatırlatmak istedim. İkinci bir şey, şimdi bizim TGB'li gençler lafa oradan açılmışken, 26 Ekim, 29 Ekim arasında Samsun'dan büyük bir yürüyüş, istiklal yürüyüşü yapacaklar. 26 Ekim'de Samsun'dan başlayacak ve 29 Ekim'de de Anıtkabir'de sona erecek. Bu yürüyüşü ben çok önemsiyorum. TGB'li genç arkadaşlarımızı da kutluyoruz, başarılar diliyoruz. Ve tabii buna katkı sağlamaya da, katılmaya da gençlerimizi davet ediyorum şahsen. Bir diğer bir şey, bir duyuru gibi de olsa, onu da ben şahsen bu vesileyle intikal ettireyim dedim. Vatan Partisi'nin genel merkezi için bir yeni bina alım projesi var. Bununla ilgili izleyicilerimiz de bununla ilgili yaparlarsa, Vatan Partisi sitesine girerlerse, orada telefonlar var, var, ilgilenenler o vesileyle kaç kuruşsa, 10 lira, 10 lira, 100 lira, 100 lira, 1000 lira, 1000 lira, herkes gönlünden kendi imkanları içinde bir katkı sağlarsa iyi olur. Çünkü o yani yıllardır kirada, belki bu vesileyle bir genel merkezi binası partinin olur ve bunları söylemek istedim. Teşekkür ediyorum. Konu başlıklarını aldık, biz teşekkür edelim. Etik kurulu açıklaması dikkatimi çekti. Neye ve kime göre karar veriyor? Tabii bu organ bağışı önemli bir konu, insan hayatı, toplum sağlığı açısından. Tekrar geçmiş olsun diyelim bizden Ayın Süleymanoğlu'na ve tekrar sizlere tabii ki.
Musul-Kerkük tartışmasıyla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz 82 Kerkük, 83 Musul diye bir çıkış yapmıştı. Erdoğan tam da İran'da bölgesel işbirliğinin taşlarını döşerken bir anlamda Devlet Bahçeli bu çıkışı yaptı. Şöyle bir geçmiş hatırlatmak istiyorum. Burada eski iki MHP yöneticimiz varken 2000'li yıllarda kukla devlet Erbil Türkiye için savaş sebebi sayılıyordu. Ve Koalis 57. hükümetinde bu yönde kırmızı çizgileri vardı. 7 Temmuz 2002'de 11. Kocayayla Türkmen Kurultayı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir erken seçim istedi. 2 Kasım 2002 yanlış hatırlamıyorsam tarihi. Ondan sonra AKP iktidarı geldi. Açılımlar süreci başladı. Barzani Türkiye'nin Irak'ı merkez hükümeti saf dışı bırakarak Türkiye'nin bir anlamda müttefiki gibi davranmaya başladı. Şimdi yıl 2017. Yeniden Kürdistan savaş sebebi sayılıyor. Yani bir anlamda 2000'deki politikalara geri döndük ve Devlet Bahçeli bu çıkışı yaptı. Nasıl okumak gerekir? 82 Kerkük, 83 Musul Kürdistan'ın kurulmasını önlemeye hizmet mi ediyor? Bununla başlamak isterim. Sayın Okuyan, sizinle başlayalım yine. Daha sonra arz edeyim kanaatimi. Yani bir defa Sayın Bahçeli'yi ben çok yakından tanıyorum. Yani onun lafını ben ciddiye bile almam. Yani hiç kusura bakmasın. Yani ne dediğimi biliyorum ve o da benim ne demek istediğimi de bilir. Şimdi yani demin sizin de söylediğiniz gibi yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı İran'da. Ve en önemli şey bugün yapılabilecek olan bu hükümetin baştan beri komşularıyla her biriyle kavgalı hale gelmesi zaten sorunun daha da büyümesinin sebebi. Ama şimdi hiç olmazsa son dönemde, son süreçte hükümet, devlet, Türk devleti, devletin başında kim var? Tabii büyük ölçüde Tayyip Erdoğan evet. Devlet deyince de maalesef tek kişilik bir devlete dönüştük yani yönetim şeyi itibariyle. Yapılan hatalarının farkında olarak da son sürecin içerisinde İran'la ilişki güzel bir ilişki kurma gayreti içinde oldu. Efendim merkezi hükümetle Bağdat'la Irak'ın bir şey yapıyor ve Sayın Başbakan 200 seferdir diyor ki bundan sonra diyor bakın dikkat edin bundan sonra bizim muhatabımız Bağdat'tır diyor. Halbuki 1,5 sene önce girsinler isteyenler internete konuşması var. Biz diyor Bağdat'ı takmayız. Bizim için tek muhatabımız Barzani'dir diyor. Kim ne yaparsa yapsın diyor. Erbil'dir diyor. Şimdi bu zikzakları yaşadı Türkiye. Irak'la bu şekilde de Suriye'yle neredeyse savaş haline geldik. Evet. Tamamen bu hükümetin yanlışı, Tayyip Erdoğan'ın yanlışıyla. Ama bugün gelinen noktada artık bu yanlışlıklar iyice fark edildi. Ortaya çıktı. Ve hele orada Barzani'nin bir ikinci İsrail projesi demek olan Amerika'nın, İsrail'in ve İngiltere'nin müşterekliğinde orada bir bağımsız kukla Kürt devleti kurulması ve hemen akabinde de Suriye içerisindeki o şeylerde YPG, PKK onların da ayrıca bir bağımsızlık şeyi içerisine girmeleri orada bir tane de değil iki tane daha yeni Suriyecik, İsrailcik diyebileceğimiz devletçik kurulmaya çalışılıyor. Şimdi bu noktada hükümet kendini toparladı. Devlet, Türk devleti tamam komşularla yakın bir ilişkiye girmesi lazım. Senin en büyük kuvvetli olan argümanın ne Irak'ta? Irak'ın toprak bütünlüğü. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da bunu tekrarlıyor. Türk Dışişleri politikası onu o zemine oturtuldu. Bahçeli bu çıkışı yaptıktan sonra Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz çıkışı da yaptı. O herhalde çok destekledi. Tayyip Bey'den fırçayı yemiştir herhalde. Bilemem onu. Ama şimdi tam bu sürecinde ve Sayın Cumhurbaşkanı İran'da Irak'ın toprak bütünlüğü üzerinde Hamaney ile konuşuyor, ittifak alıyor ve Cumhurbaşkanı diyor ki biz diyor Irak'la, Irak'ın merkezi hükümetiyle İran'la, Rusya'yla ve Suriye yönetimiyle dikkat edin bu Suriye'yle 6 senedir sen savaş neredesin noktasındasın irtibat halindeyiz diyor. Şimdi bu noktada müspet bir gelişme var. Türkiye'nin çıkışı için son derece
avantajlı bir şey ve Sayın Bahçeli çıkıyor. Efendim 81 efendim Düzce, 82 Kerkük, 83 80. Musul. Bugün de çıkmış işte 84 desek ne çılgına dönecekler. Çılgına. Ya bırak Allah aşkına, biz birbirimizi tanırız. Sayın bakanları bilmem ama ben çok iyi tanırım. Bırak, bırak bu işleri ya. Sayın Bahçeli bırak, bırak bu işleri ya. Bırak. Sen tam bu anlaşmanın zeminine bir el bombası attın. Yani Allah'tan ki bu Türkiye devletinin başındaki Sayın Cumhurbaşkanı olsun, diğer ülkelerin ilgili başkanları, başbakanları, devlet başkanları olsun, bu oyuna gelmiyorlar. Böyle bir şey var. Bir taraftan sen Türkiye olarak diyorsun ki biz toprak bütünlüğüne bağlıyız. Bir taraftan da Kerkük ve Musul'u işgal edeceğiz diyorsunuz. Ya biz o şeyleri bana öğretmesin. Biz ta orta sondan itibaren başladık. Kerkük Türk kalacaktır. Eyvallah. Bütün dünya Türk'ündür. Eyvallah. Turan. Tamam. İyi de bunlarla şimdi sen bunları hamaseti. Tamam. Ona bir şey söylemiyorum. Ama devlet yönetimi şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin en sıkışık dönemine girmiş. İçeride dışta saldırıya uğruyor. Amerika'nın boğazına sarılmış, boğma noktasına gelmiş İsrail'le veya İngiltere'yle beraber. Sen buradan bir çıkış aradığın bir süreçte sen gelip yani hamaset yapıyorsun. Bu doğru bir şey değil. Yani ismi devlet ama devleti tanıdığını zannetmiyorum. Sayın Dağdaş'a da bu konuda bir soru sormak istiyorum. El bombası diye tanımladı Sayın Okuyan. Siz de bölgesel birliği bir el bombası şeklinde tanıma katılıyor musunuz? Şimdi tabii romantizm iyi bir şeydir yani. Zaman zaman işte misak-ı milliyi hatırlatan bu tür slogancı çıkışları falan belki kendi seçmen kitlesine bir siyasi partinin genel başkanı için motivasyon açısından bir anlam ifade eder ama yeryüzünün içinde bulunduğu realite ve içinde bulunduğumuz ruhsatla bu tür romantik çıkışlara filan izin vermeyen bir iklimi çıkarıyor bize. Bir, iki, bir de bu kırmızı çizgiler lafını artık etmesek diyorum. Çünkü uzun bir süredir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetenlerinin kırmızı çizgi diye tanımladığı, oluşturduğu hatların bir karşılığının olmadığını gördük. Hal böyle olunca daha rasyonel bakılması lazım bölgede olup bitene. Bölgede olup biten nedir? Emperyalizm burada bir kadastrof faaliyeti içerisinde. Yani bunu böyle biraz daha karikatürize etmek için büyük uluslararası müteahhit firmalar var. Türkiye'nin güneydoğusunu doğusunu da içine alan o dört parçalı yapıda Suriye'yi, Irak'ı, İran'ın içine koyacağımız o dört arazinin üzerinde dört bloklu bir Kürdistan kurmaya çalışıyor. Bu Kürdistan'ın Kuzey Irak ayağını maalesef mevcut 15 yıllık AKP iktidarının öznesi olduğu bir inşa süreci gerçekleşti. Orada ete kemiğe bürünülmüş bir yapı çıktı. Bu yapıyı merkezi Bağdat hükümetinden koparak yaptınız. Belirli çıkarlar ilişkisinde bir arada olarak olmanın faydasını mülahaza ettiniz, yaptınız. Şu sebepten yaptınız, bu sebepten yaptınız. Ama orada bir ete kemiğe bürünen bir yapıyı, eğer tabir yanlış anlaşılmasın, yani böyle bir suçlama niyetinde söylemiyorum. Ama eserinden şikayetçi müellif durumunda bir Sayın Cumhurbaşkanı var. Yani oradaki olup bitenin içinde. Biz bunu daha ileriye götürecek olursak Sayın Cumhurbaşkanı 2002'de BOP'un eş başkanıyım dediği halin üzerinden bakınca biz bugünkü BOP'u dünkü Sevr'in demokrasi sosuna batırılmış hali olarak önümüzde buluyoruz. Yani dün Sevr neydiyse bugün BOP odur. Ve bu projenin eş başkanı olduğunu söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı da herhalde bunu bilinçsiz, ille de ben de şuranın eş başkanıyım filan deyip bunu bir statü olarak tarif etmiş değil. Bunu bilerek evet dedi. Dün işte Yaşar abinin de söylediği gibi o açılım sürecidir. İşte Diyarbakır'dır.
megri megridir. Bunların hepsini topladığınızda burada bir günah işlenmiş. Şimdi Türkiye bu günahtan kendini nasıl, yani mevcut iktidar nasıl bu günahtan Türkiye'yi çıkaracak? Bunun çaresini hep birlikte aramamız gerekir. Bizim uzun bir süredir Türkiye'de, yani Yalçın Küçükbey'le başlayan bir şeydi bu. Eğer Musul'u almazsanız Diyarbakır'ı verirsiniz demişti. Sonra bir Nevruz kutlaması münasebetiyle Diyarbakır'da Abdullah Öcalan'ın bir mesajı okundu. O mesajın öznesi şuydu. İşte Misak-ı Milli sınırları içerisinde bir Kürt-Arap-Türk Federasyonu'nun bölge için bir model olacağını, anlamlı bir yapılanma, kar ettiren bir dükkan olacağını tarif etmişti. Yani işin garip tarafı, bir taraftan Musul'u almazsanız Diyarbakır'ı verirsiniz diyen bir Yalçın Küçük var. Diğer tarafta Misak-ı Milli'yi önceleyen ve onun üzerinden bir federatif yapıyı tarif eden bir Abdullah Öcalan var. Ve Neo-Osmanlıcılık diye bir Misak-ı Milli içine alan bir arayışın seslendiricisi olan da bir iktidar var. Yani üç tane farklı simayı aynı söylemin etrafında dönerken görüyoruz. Şimdi hal böyle olunca bizim Kerkük'te olanın üzerinden konuşmamızı gerektiren hale gelmeden önce ya Musul'u hiç hatırlamadık. Yani Musul'u tek mermi atmadan IŞİD Barzani'ye teslim etti. Ne Sayın Cumhurbaşkanı, ne Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. Musul'u ağzına alan yok o günden bugüne. Yani sanki böyle bir işporto meselesi var gibi iki alana bir bedava Musul'u biz bedava teslim etmiş gibi gözüküyoruz. Şimdi Kerkük'ün üzerinden bir basınç ortaya çıkıyor. Bu referandumu durduramadı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet bu referandumu durduramadı. Bakın bir şey daha geliyor. 1 Kasım'da Barzani hem başkanlık hem parlamento seçimini yapacağım diyor. Ve bu seçime dahil ettiği yerleşim bölgelerinden biri Kerkük. Kerkük'teki insanlar da oy kullanma zorunluluğu getiren bir halle karşı karşıyayız. Kerkük'te bu seçime katılıp oy kullandığında bugünkü level'dan bir üst level'a çıkacak. Meşruiyeti açısından Kerkük o tırnak içerisinde Kürdistan diye tarif edilen o coğrafyanın içerisine oturtulması söz konusu olacak. İran toprak bütünlüğünden bahsedeceksiniz. Bir taraftan Kerkük'ten, Musul'dan dem vuracaksınız. Bu çelişki sıkıntılı bir çelişkidir. Burada rahmetli Osman Bölükbaşı'nın bir sözünü yani ifade etmek isterim. Yani bu vatan toprağı babanızdan kalan arsa marsa değil. Buraya izalayı şuur davası açamazsınız. Bu vatan toprağı. Şimdi sizin bu kurgu içerisinde eğer bu emperyalizmin oyununun parçası olmaya devam edecekseniz Kerkük Musul lafının ötesinde daha sıkıntılı Güneydoğunuzu, doğunuzu içine alan ayrı bir kuşatmayla, bir gedik açmayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Hepimizin aklını başına alması lazım. Vatan bizim. Komşunun eviyle çok oynaştık. Suriye ile çok oynaştık. Irak'la evet, çok oynaştık. Özellikle komşunun eviyle uğraşırsan, komşunun evinde bir tüp patlarsa o tüpün parçaları senin camına, kapına da gelir dayanır. Şu anki komşunun, süreç onunla mücadele. Evet, komşunun eviyle uğraşırsanız komşunun evinden sıçrayan muhakkak sizin evinizi de enfekte eder. Hal budur. Burada bir günah var, ağır bir maliyet var. Biz maliyetin müsebbibini biliyoruz ama bu maliyeti en hafifinden ortadan nasıl kaldırabiliriz diye bir ulusal birliğe, bir ortak mücadeleye, ortak bir iradeye de ihtiyaç var. Sayın Topuz'a da dönmek istiyorum. El bombası dedi Sayın Okuyan, Sayın Dağdaş, romantizm diye başladı sözüne. Musul dediniz ama Amerika Irak'ı işgal ettiğinde de Kerkük'te çoğunlukta olan Türkmenler göçe zorlandı. Sonra IŞİD saldırısıyla peşmerge geldi, kurtarıcı oldu.
Nüfus kayıtları yok edildi, mezarlıklar tahrip edildi. Bunu da hatırlatmak isteriz. O dönem Bahçeli'den böyle bir çıkış var mıydı? Kerkük hassasiyeti, Musul hassasiyeti. Ve Kerkük ve Musul'u almak referandum üzerinden bölgede oynanan oyunu engeller mi? Şimdi efendim, önce şunu söyleyeyim. Konuştuğumuz konuların her biri, arkadaşlarımın da söylediği gibi, bir büyük projenin içindeki küçük operasyon alanlarıdır. Şimdi böyle büyük bir projenin varlığından haberdar olan Türkiye Cumhuriyeti, hatta Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlatılmasına sebep olan olayları göz önünde alırsak, bu meseleye parçacı bir yaklaşımla değil, bütüncül bir yaklaşımla bakma gereğini kabul etmemiz gerekir. Birincisi bu. İkincisi, bütün devlet adamları, Türkiye'deki bütün siyasi partilerin yöneticileri, tabii ki başka cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri, dış politika ile ilgili iddialarını iç politika gerekçelerine dayandırmaya çalışmaları veya dış politikayla iç politikayı etkilemeye yönelmeleri devlet adamlarıyla bağdaşır bir tavır değildir. Önce bir kere bütün siyaset adamlarının, devlet adamlarının bu anlayışı benimseyerek meselelere bakmaları gerekir. Bu açıdan bakmadıkları içindir ki MHP Genel Başkanı, Sayın Genel Başkanı bir genel başkana yakışmayacak hafiflikte bir büyük iddia ortaya koymuştur. 82-83, insan düşünüyor 84-85 nereleridir diye. Yani bir yayılmacı anlayışı savunuyor. Öte yandan arkadaşlarımın belirttiği gibi, Sayın Dağdaş'ın da belirttiği gibi, öte yandan toprak bütünlüğü Suriye ve Irak için esas alınmalıdır deniyor. Bu çelişkilerin hepsi iç politikada mesafe alacağını zannederek ortaya konmuş şeylerdir. Türk siyasetini bu seviyeye indirenler utanmalıdırlar diye söyleyebileceğim. Daha en hafif bu. Yani. Gerçekten. Ben uzun yıllar siyaset yapmış bir insanım. Pek çok dönemde başka partilerle siyasi tartışmalara katılmışızdır. O dönemin siyasetini o kadar çok arıyorum ki, o dönemin siyaset etiğini, konuşma biçimini, nezaketini, devlet adına, ülke adına sorumluluk anlayışını anımsıyorum, hatırlıyorum ve nereden nereye geldiğimize baktığım zaman çok mesafe kaybettiğimizi görüyorum. Kat etmedik, kaybettik. Yani düşünün, bu ülkenin cumhurbaşkanları veya başbakanları bir dış gezideyken, bir dış ziyaretteyken iç politikada bu dikkate alınarak belli nezaket içerisinde eleştirilerini birbirine yöneltirlerdi. Bunlar gitti. Şimdi gelelim meselenin esasına. Şimdi bu bütün mesele Yaşar Bey'in de söylediği gibi, Sayın Dağdaş'ın da söylediği gibi bir Kürdistan projesinin, bir emperyalist projenin uygulamalarından örnekleridir demiştim. Bunun ilki Barzani ile bir mesafe kazandı. Hatırlayınız, yıllar önce ben de parlamentodayken Kuzey'den Keşif Harekatı, Çekiç Güç Harekatı diye bir harekat başlatılmıştı ve Türkiye Amerika ile bu konuda anlaşma yapmıştı. Her 6 ayda bir bu anlaşma mecliste konuşulurdu. O günden itibaren Kuzey Irak'ta belli 36. paralelin üstünde merkezi idarenin yetkisi ve etkisi olmadığı bir bölge yaratmaya çalıştılar. Ve bizim bütün iktidarlarımız, hükümetlerimiz bu tezkereyi uzattı. Geçen oturumda konuşmuştuk. Ben kişisel olarak kendi şeyim söyleyeyim.
hem kürsüden hem sandığa attığım oylarla daima çekiç kuş harekatına karşı koymuş bir adamım. Ama bugünü hazırlayan, o gün ona izin verenlerdir. O bugünü oluşturan gelişme, o gün fiilen kısa olarak da başlatılan bir harekettir. Bir emperyalist projedir. Eninde sonunda bunu yapacaklardır. Bunu önleyebilmenin tek yolu, Türkiye'nin çok güçlü bir devlet haline gelmesidir. Ve çok ciddi bir devlet haline gelmesidir. Türkiye'nin Atatürk'ün kurduğu temeller üzerinde gelişmesi ancak bunun önüne engel olabilir. Çünkü zaten Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı o zaman Sevr'in bize dayatılmasına karşı ortaya koymuş. Şimdi yeniden Sevr'in postmodern bir uygulamasına şahit oluyoruz. Hatta bu proje Sevr'den de daha genişletilmiştir. Sevr'de Kürt bölgesi olarak doğuda bizim topraklarımızdan alıyordu. İran'dan, Suriye'nin, Irak'tan alıyordu. Şimdi BOP'la Yaşar okuyan arkadaşımızın da söylediği gibi Türkiye'nin güneyinde Akdeniz'e de açılabilen bir büyük koridor oluşturulmak isteniyor. Tabii ki buna karşı Türkiye uluslararası kurallara uygun biçimde bizi bağlayan en önemli belge Lozan'dır. Lozan çerçevesinde buna bakması lazımdır. Lozan çerçevesinde bizim Musul, Kerkük gibi bölgeler için bazı koşullarla söz hakkımızın olduğu yerler vardır. Olduğu yerler vardır. Fakat onu devreye sokabilmek için konuya doğru yaklaşmak lazımdır. Yani meseleyi bu noktada tartışabilecek noktaya gelmek lazımdır. Şimdi bunları bir tarafa bırakıyoruz. Lozan'ı da zaten Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakanken de Lozan'ı arada bir bize işte bunu böyle yanlış bir şekilde anlattılar. Aslında Lozan Türkiye'nin lehine de değildir diyor. Şu anda Lozan Anlaşması'na göre Türkiye'nin sınırları içinde olan Akdeniz'de iskan edilmemiş pek çok adacıklar var. Hepsine bir Yunan bayrağı çekilmiş. Kerkük sen ve Musul konusunda Lozan Anlaşması'na da dayanıyor ama. 82 ve 83. vilayetleri kurmaya çalışan adamlar şuradaki adalardaki Yunan bayrağını nasıl uzaktan seyrediyorlar? Yani bizim topraklarımızdan seyredilecek şekilde bize ait topraklar yabancılar tarafından işgal edilmiş. Ona sahip çıkamayanlar şimdi Musul Kerkük meselesini bu noktaya getiriyorlar. Bu devlet adamlığının seviyesinin düştüğünü gösteriyor. Kusura bakmasınlar. Kimseyi alçaltmak için söylemiyorum. Yapılan iş Türkiye için yapılıyor. Türkiye'ye yakışır bir şekilde yapılmalıdır. Geçmişteki devlet adamları nasıl Atatürk'ten başlayarak nasıl davranmışlarsa şimdiki devlet adamlarının da öyle davranmaları lazım. Bütün yetkileri bir adamda toplarsan, bilmem nerenin belediye başkanı görevde kalsın mı kalmasın mı, ona da Cumhurbaşkanı karar verecek. Bilmem ne kongresi ne zaman yapılsın, ona da Cumhurbaşkanı karar verecek. Üstelik Cumhurbaşkanı bunları, madem üzerinde hem Cumhurbaşkanlığı var hem parti genel başkanlığı var, ayrıca da anayasada bir Cumhurbaşkanının tarafsızlığıyla ilgili bir yemin maddesi var. Evet. O zaman bari parti işlerini gitsin genel merkezde otursun, belediye başkanlarıyla orada konuşsun. Devlet işlerinde sarayda otursun, orada konuşsun. Bu nezaketi göstersin. Bu nezaketi bile göstermeyen bir devlet adamından hayırlı kararlar almak, olumlu kararlar beklemek doğru değildir diye düşünüyorum. Mesela hükümetin zafiyetinden kaynaklanıyor. Ama Suriye'de belli bir bölgeyi kontrol altında tutmak bu büyük emperyalist projeye karşı ileride bir şeyler yapacaksak bize onun faydası olur. Alan açar. Bize alınırsa, orası kontrol altına alınırsa. Ama bu Suriye hükümetinin otoritesini zayıflatmak için değil. Madem Suriye'de bir hem sınırlara sahip çıkacağız, hem
Suriye'de Amerika, Rusya da pek çok konuda aynı şeyleri düşünüyor. O zaman bu bölgede alınacak kararlar, yapılacak işlemler bu konu dikkate alınmadan yapılmamalıdır. Suriye konusuna tekrar döneceğiz. Geniş bir dilim ayırmamız lazım. Sayın Türker'i çok beklettik. Özür dileyelim şimdiden. Az önce 2000'li yılların siyaseti, sonra Bahçeli'nin erken seçim kararı, AKP'nin iktidara gelişi ve açılımın başlaması demiştik. Şimdi az önce Sayın Okuyan da vurguladı, diğer konuklarımız da vurguladı. Bölgesel birlik zeminlerinin oluştuğu bir dönemde Bahçeli bunu yapıyor yine. Tarih tekerrür mü ediyor Sayın Türker? Şimdi ben biraz üç değerli bakanımdan farklı bakacağım olaya. Buyurun, buyurun. Bu bakış açımı da bu son zamanlarda bir iki kere bu televizyonda da dile getirdim. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Roosevelt'in çok önemli bir lafı var. Politikada hiçbir şey tesadüf değildir. Bir şey vuku bulursa o hadisenin bu şekilde zuhur edeceğinin önceden planlandığından emin olabilirsiniz. Şimdi ben Sayın Bahçeli ile ilgili görüşlerimi en son söyleyeceğim. Şu anda yaşanan durumu söyleyeyim. Şu anda Türkiye savaşın içine giriyor. Savaş durumundayız. İdlib'e girdik mi, girmedik mi? Girmediysek içini nasıl kontrol edeceğiz, güvenliği nasıl sağlayacağız? Çünkü Sayın Başbakan sabah bu yaptıkları AKP istişare toplantısında basına kapalı bir konuşma yapmış ama ondan sonraki yansıyan söylemlerden bunu anlıyoruz. Tabii bazı konuların da bu tür şeylerde bazen kapalık yapılır ama dışarıya da bilinçli sızdırılır. Şimdi bir kere Türkiye bu konuyu ilk tartıştığımız bu sıralarda ilk defa kaybımız rahmetli Özal'la başlar. Sembolik de olsa, 1 lira da olsa Musul ve Kerkük üzerinde bütçedeki olan hakkımızı Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana kadar gelen hakkımızı gerek yok böyle bir para gelmez diye küçümsenerek kaldırılması. O kaldırılmanın yapıldığı tarihlerde eğer bizi izleyenler sonradan işi incelemek istiyorsa o günün gazetelerini bulsunlar. Yani o dönemin gazetelerini politikacıların dış işlerindeki büyükelçileri, diplomatları monşer kavramıyla küçülttüklerini, yani bir nevi aşağılayıcı bir tutum takındıklarını görürler. Bu o tarihlerden ciddi bir şekilde başladı. Halbuki monşer azizim diye başlar. Bu ne demektir? Bunu geçenlerde politikayı tanımlarken Sayın Okuyan çok güzel bir laf söyledi. Politika dedi, kadife eldiven içinde demir yumruk atmaktır. Atacaksın ama yumruk attığın belli olmayacak. Bu da diplomasiyle gerçekleşir. Bu söylem bu son 15 yıl içinde tedrici olarak şu anda Türkiye'de ciddi bir geleneksel dış politikayı bilen bir dış politika yönetimimiz yok. Dış politika dış işlerinden yani çukur ambardan eskiden Çankaya taşınmıştı. Şimdi Beştepe'ye taşındı. Orada da var birileri ama yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı enforme eden, hareket kabiliyetini belirleyen ama esas dış işlerindeki bu işi yürütmesi gerekenlerin monşer addedildiği bir mantık içinde yapılıyor. Şimdi böyle olunca bir şey önce sormam lazım. Biraz evvel Musul'la ilgili kendi kendimize yani size değil bu yorumu yapabilmek için IŞİD'in varlığından 17-25 Aralık olayları olana kadar Türkiye haberdar değildi. Nasıl istihbarattır bu? Eğer haberdarsak da bu sefer neyi niye yapmadık? Bu da üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Neden bunu söylüyorum? Biraz evvel değerli bakanımızın söylediğine dikkati çekmek için. IŞİD çıktı. IŞİD Musul'u işgal etti. Ve bizim o tarihteki konsolosluğumuzu da aldılar. Ama sonra hiçbir kuruşun bile atılmadan konsolos ve beraberindekilerin burnu kanamadan
teslim edildiği, orası karanlık bir dönemdir. Aydınlatılması gereken bir dönemdir. Ondan sonra Musul Barzani'ye devredildi. Ama bu süre zarfında bugün Cumhurbaşkanımız konuşmasında şöyle bir laf söyledi. İdlib'i Kobani yapmayacağız. İyi ama Kobani döneminde EİT, Donat, Yetiştir projesinin içinde yer aldık. Ve o tarihte bu Musul'u da devralan diye de doğru. Yani Peşmerkelerin düzenli ordu olması operasyonun içinde biz de yer aldık. Diğerlerinin de içinde yer aldık. Sayın Bakanım, oradaki ağır silahlarıyla Peşmerge'nin geçişine Tayyip Erdoğan kendisi ben diyor izin verdim. Tabii yani ben bu işi kişiselleştirmekten çok Türkiye yakın zamanda nasıl bir savaşa gireceğini ve bu savaşın sonucunun ne olduğunu analiz edip bu konuda onun için Devlet Bahçeli'nin bu çıkışını farklı değerlendireceğim. Şimdi bu konuların gelişiminde şu anda komutanlarımız, zırhlı birliklerimizin hepsi güneyde. İlk defa Ege'de azaltıyoruz savunma olanaklarımızı. Karadeniz'e yönelik azaltıyoruz çünkü diyoruz ki nasıl olsa artık Rusya ile birlikte hareket ediyoruz. Sonra bu işi Kazakistan'da yürütülen toplantılar sonrası oluşan Astana'daki kararlar sonucu oluştuğunu biliyoruz ama bu kararları corporate governance diye bir kavram var. Kurumsal yönetişim, corporate governance'ın aslında çıkış nedeni devletin kurumsal yönetişimidir. Yani hesap verebilirlik ve şeffaflık açısından. Şeffaf bir bilgimiz yok. Şimdi bunların olduğu bir süreçte Türkiye'nin güneyinde İdlib şu anda içini biz koruyacağız, dışını Rusya koruyormuş ve düne kadar kavga ettiğimiz Şam yönetimiyle de ciddi bir şekilde işin içinde olduğunu artık kabul ediyoruz. Yani Suriye yönetimi diyoruz filan. Şimdi ama bu arada çok önemli bir şey oluyor. Bir halk oylaması yapıldı 25'inde ve birkaç gün sonra Talabani'nin vefat ettiği gündeme geldi. Vefat kelimesini bilerek söylüyorum. Yani birlikte olma. Eğer o da bizim de aynı dindeyse hak ettiği şekilde bahsetmek gerekir. Ve cenazesi kılındı. Bir kere bir. Acaba Talabani bu halk oylaması yapılmadan evvel mi vefat etti? Bunu bilmiyoruz. Almanya'da çünkü. Orada bunu bilenler biliyor. İki, Talabani vefat etti. Talabani vefat etti derken yapı olarak en son görevi Irak Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Onun Kürt olması olmaması hiç kimseyi ilgilendirmez. Onun cenazesinde birlikte hareket edeceğiz dediğimiz İran'ın Dışişleri Bakanı var. Bizim cenazenin kaldırıldığı yerdeki konsolosumuz bile yok. Yani orada bulunan konsolosumuz bile talimatlandırılmıyor. O düzeyde bile olsa Türkiye temsil edilmiyor. Şimdi bu olayların oluşumunu kim yönlendiriyor? Türkiye'yi böylesi bir dış politika çıkmazına kim sokuyor? Zamanında Ege'de Atatürk ile Venizelos savaştı ama birbirleriyle birlikte cenazelerde de bulunduk yani Yunanistan'la bile böyle bir şeyimiz olmadı. Şimdi bunu şöyle görmek lazım. Sarraf'la ilgili bir özel bilgiyi söyleyeceğim. Sarraf eğer bir gün daha kalsaydı aslında Rusya'ya gitmeyi düşünüyordu ama bir gün daha kalsaydı tutanaklanacağı söylentisi ulaştırıldı ona. Onun için apar topar Rusya'ya gideceğine ben geziye gidiyorum diye Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Ve eşinin de dönüş biletini alarak yola çıktı. Kendisi orada kalacak, eşi dönecek. Şimdi bu tür şeylerin yapıldığı noktada ben Sayın Devlet Bahçeli'nin uluslararası ilişkilerle ilgili
Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetiminde bulunmuş bir bakan olarak söylüyorum. Aslında tersine hükümetin elini güçlendiren bir söylemdir. Neden? Çünkü ben onu yaşadım. Ekonomiden sorumlu bakan oldum. Geldiler bana şimdi konuşulan hani ihracattaki vergi iadesini, çalışanların vergi iadesini kaldır diye. Dedim ki olur mu ya, muhalefet var, seçime gidiyoruz falan. Biz muhalefeti de hallettik dediler. Hakikaten baktım çıt yok. O zaman CHP ile de buluşmuşlar. Kemal Derviş size geçtiği için. Eski söylemler tamamen CHP'nin web sayfasından kaldırılmış. Ses yok. AK Parti'den ses yok. Allah uzun ömür versin. Ali Coşkun'u aradım. Nasılsın Ali ağa filan dedi. Böyle daha ben çocukken o sanayi odasından tanıdığım bir kişi. Üniversitedeyken. İyiyim ya dedim. Vergi adresini kaldıralım deniyor. Ne diyorsun? Olur mu dedi. Bir açıklama yapsana dedim. Ben talip oldum. Ali Coşkun'un açıklamasını bekledim. Çünkü toplantıya biraz böyle sinirli hava verip terk ettim. Odama geçtim. Bekliyorum açıklama çıksın. Anadolu Ajansı'ndan KDV kaldırılamaz, Türkiye için önemlidir açıklaması çıkar çıkmaz. Aldım gittim toplantıya oturdum. Bakın dedim muhalefet de hayır diyor. Ama size ilginç bir şey söyleyeceğim. Sonra araya Rufai'ler karıştı ne olduysa. Bu haber yanlış haberdi diye geri çekildi. Hiçbir gazete çıkmadı ama o toplantıda IMF ile o safhadaki toplantıda benim işime yaradı. Şimdi ben Sayın Devlet Bahçeli'nin bu Kerkük, Musul çıkışını vesaire bir taraftan kendi tabanı açısından hani Türk camiasına sahip çıkma açısından biraz da hükümetin de şu anda bu dediğim daha dünden bugüne gelen bu çıkmazda biraz rahat nefes. Ya ben yaparım ama bak bana destek veren, beni güçlendiren muhalefetimi de biraz şey yapmalıyım. Belki de 40 dakikalık bu görüşme de böyle sembolik bu şeyde. Tabii şu andaki hükümet... Ya faydalı bir söylem dediniz. Tabii söylem yani faydalı. Elini benim anlattığım IMF'de yaşadığım gibi içerideki görüşmelerde bir şey istenmiştir. Elini biraz rahatlatmıştır. Nefes yani alması. Yani dışarıya karşı tabii. Biz hemfikiriz bu konuda. Dışarıya karşı değil. Dışarıya karşı değil. Bu çıkış işine yaramıştır hükümetin. Yani iç politikada işine yaramış. Dış politikada. İç politikada değil. İç politikada şeyin işine kendi yarıyor MHP'nin. Ama dış politikada şu anda AK Parti'nin işine yarıyor. Hani olayları böyle görmek lazım. Belki sorarsanız şimdi girmiyorum. Ben 2002 yılındaki şeyi de anlatırım. Yani nasıl karar verildi erken seçim kararı. Yani aradan zaman geçince öğreniyorsun. Ve bu işi yapanların da ödüllendirildiğini görüyorsun. O da ayrı bir konu. Yani bugünkü konumuz olmadığı evet. için başka bir programda konuşuruz. Şimdi burada Türkiye şu anda çok önemli bir şey oluyor. Bir, Kerkük, Musul normal koşullar içinde biraz evvel söylediğim Roosevelt'in söylemine göre artık hayaldir bizim için. Bunu kabul edelim. Çünkü bu süreç içinde orada yaşayan Türkmenler de sistemin içinde bakan olmadan müsteşar bilmem ne adı altında yönetenleri bir süre yer aldığı için şimdi bir şey söyledikleri zaman onlar birbirini suçluyor. Ya ama sen o zaman öyle diyordun deniyor. Ama bunu hayal olmaktan çıkartmak için ben hep söylüyorum bu Sayın Yaşar Okuyan'ın da şu anda mensup olduğu Vatan Partisi'nin aslında bir adım gerisini söylüyorum. Onlar hep milli hükümet diyorlar ama ben milli hükümet değil, milli politika oluşturacak bir yapının muhakkak tesis edilmesi lazım. Ama nasıl edilir? Kendi aralarında şu anda parlamentodaki partilerin oturup konuşması gerekir. Şu anda İdlib'de bu olaylar olurken ya Genelkurmay Başkanı'nın ya da Milli Savunma Bakanı'nın o meşhur istişare toplantısını bile bırakıp Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirmesi gerekir. Usul budur. Yani devlet yönetiminde devleti yönetmek için devlet adamlığının 2-3 tane benim önemsediğim kuralı var. Birinci kural devletin çıkarlarını partinin de ve kendini çıkarlarının önünde tutmak. İkincisi de devletin yönetiminde öngörü sahibi olabilmektir. Öngörü sahibi olabilmeyi Türkiye'de üzülerek söylemeliyim.
ta Osmanlı'dan buraya devreden, yani hani çok referans gösterdiğiniz Abdülhamid'in en usta olduğu yer dış politikaydı. Ondan bugüne kadar devreden dış politika geleneklerimizi monşer söylemiyle ikinci plana ittik. Ve şu anda adım adım, ha onlar arasında var mı? Çıkan var. Hani görevim olsun diye yakın olan mevcut hükümete vesaire, ama bu bir kurumsal yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Bu kurumsal olmayan yaklaşım dolayısıyla Türkiye şu anda fiilen savaşa sokulmuştur. Tek şeyini söyleyeyim, şöyle kapatayım ben. Ondan sonra belki tartışırız. Biz orayı koruyacağız. Diyelim ki İdlib'i ele geçirdik. Bir kere özgür Suriye ordusu kimdir? Benim bildiğim kadarıyla PYD'dir. PYD'nin içinde yer aldığı unsurdur. Adı sonradan özgür Suriye ordusu nasıl yapıldı? PYD'nin dışında ama PYD'lilerin de içinde yer aldığı, Amerika'nın ortaya koyduğu bir söylemdir. Amerika bunun neresinde? Türkiye ve yalnız Rusya ise. Ve bugün aynı anda, bugün Putin'in doğum günü, Putin'in protestoya bile edilmesi kendi memleketinde. Dünyada şu anda Barcelona'da yaşananlar, dünyada yeniden bir yapılanma söz konusu olacak. Mesela bu yapılanmayı açan söylemlerden birisi bizim ülkemiz söylüyor. İşte dünya beşten büyüktür. Yani böyle bir yeni yapı, evet, yeni bir şey konması için. Ama biz bunun dışında aktör olalım, oyuncu olalım. Biraz önce bütün arkadaşlarımın söylediği gibi. Ama bu aktör olurken, oyuncu olurken acaba biz geleceği nasıl öngörmeliyiz? Mesela bana sorarsanız şu anda mecburiyetten herkesin, mecburiyetten siyaseten bu İdlib olayından sonra bir kere iktidara içeride tartışalım ama dışa bir şey söyleyemeyiz. Çünkü hain de olursunuz. Yani hain demek çok kolaylaştı. Söz birliği yapması lazım tabii, bir anlamda. Yani Türkiye'nin milli politika oluşturan bir mekanizmayı bugünlerde hızla kurması gerekiyor dış politikada ve dışarıyla ancak bu şekilde mücadele edilebilir. Çünkü şu anda Türkiye'de istihbarat cirit atıyor. Diğer ülkelerin istihbaratçıları istedikleri kadar, şu anda giden Hatay dolu. İstihbaratçı olması için illa Amerikan vatandaşı olması gerekmiyor. Ya da İngiltere vatandaşı olması gerekmiyor. Böylesi bir yapıda bakın, tesadüf değil. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin verileri etkilemedi. Öyle yansıtılıyor. Dolarla Euro aynı anda fırladı. Hadi Amerika Birleşik Devletleri'nin verileri dolar fırladı. Euro niye fırladı? Bunun üzerine durmak lazım. İdlib konusuna falan girdik de onu ikinci bölüme saklayalım diyorum. Bu Kerkük Musul hayal olmaktan çıktı. Dış politikada elini güçlendirdi. Sözü okuyana attınız. Ona soralım. Siz katılıyor musunuz bu? Katılıyor musunuz bu fikre? Yani şimdi Sayın Bakan'ın ifade ettiği şeylerde hakikat payları olabilir ama bunu yani evveliyatını da bildiğimiz için şimdi bu bugünkü süreçte böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aslında doğrudur. Her akıllı devlet yönetimi, akıllı bir muhalefetle uluslararası ilişkide, dış politikada bu paslaşmaları yapmalı, yapar. Yani sizin üzerinize IMF bir baskı mı kuruyor? Sen icabını da dersin ki tamam ama bak benim de muhalefetim var, seçimler var. Muhalefet partisiyle el altından anlaşırsın. Hatta hangi konularda daha çok üstüne geliyorsa bilgiyi verirsin. Onlar da oradan senin üstüne, hükümetin üstüne yüklenirler. Ve sen o zaman orada savunma gücüne... Ama burada böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani Sayın Bakan iyi niyetli olarak böyle de olabilir diyor zaten. Bir bilgi elimizde yok da ben farklı düşünüyorum. Yani buradaki şey farklı. Fazla da önemli değil ama sonuçta şu, yani Türkiye işte içten ve dıştan çok ciddi manada bir taarruza uğruyor. Bir taraftan terör örgütleri, bir taraftan işte Amerikan emperyal, Amerika dediğimizde yine hep tekrarlıyorum. İsrail ve İngiltere'yi birlikte kastetmemiz lazım. Yani Amerika tek başına değil, bunlarla beraber. Ve bunların yeniden yani matruşkaların her birinin kaldırılması gibi hemen altından bir başka olay, hemen altından bir başka olayla Türkiye'yi, ama sonuçta Türkiye'de devleti ele geçme. Nasıl ele geçirecek? Muhalefete güç verme noktasında her zaman özellikle Amerika'nın şeyleri var. Kendine göre bir şeyde. Ama
muhalefet o yeterlikte görmezse bu sefer iktidar partisinin içini karıştırarak iktidar partisi içerisinde bir oluşum çıkartmak onun karşısında ki şu anda Amerika'nın iki senedir yapmak istediği o. Bir muhalefet şeyini birkaç denediler. Fakat muhalefet yani meclisteki muhalefeti kastediyorum. Şey yok o noktada bir Amerika nezdinde, Washington nezdinde netice alabilirliğine inanmadıkları için iki senedir aşağı yukarı Abdullah Gül, işte Babacan ve Davutoğlu ve ben ve bir grubun üzerinde Amerika'nın bir şeyi var. Bir yeni kendine daha yakın, daha şey pozisyonda politika üretecek bir yapıya sürüklemek istiyor. İşte bunlara dikkatli olmak lazım. Yani hep söylüyorum, yine söylüyorum. Tayyip Erdoğan düşmanlığının önüne Türkiye'nin düşmanlığını getirmemek lazım. Yani bugün halk olarak toplumda ciddi bir Tayyip Erdoğan nefreti yayılmış. Yani en azından %50'si böyle halkın. Ama şimdi onu da tartışmıyorum. Ama siz Tayyip Erdoğan gitsin de ne olacaksa olsun, kim götürürse götürsün dediğiniz vakit o zaman bu Türkiye'nin geleceğine en büyük ihanettir. Neden? Çünkü onu sen götüreceksin. Muhalefet olarak daha çalışacaksın. Daha çaba göstereceksin. Onu sen indireceksin. Yani Amerika'sı, İngiltere'si, İsrail'i bilmem ne tehditlerle, darbelerle veya başka tezgahlarla benim iktidarımı tayin etmemeli. Yani yıllardır maalesef Türkiye ve siyasi iktidarlar hep Amerika'nın yani Amerika Birleşik Devletleri biz programa başlarken vizeleri durdurduğunu açıkladı. Evet, onu ve vizeleri durdurmasıyla birlikte bakın bugün pazar piyasalar yok. Dolar 3.61'den daha 2 dakika içinde 3.63'e fırladı. Bakın. Yani bunu sor, diplomatik bir mesaj mı, İdlib operasyonuna yanıt mı? Çünkü Peşmerge'nin geçişi Davutoğlu döneminde onu konuşuyorduk. O dönemi hatırlıyoruz. Doların fırlaması, Borsa İstanbul'un sürekli eksilere düşmesi. Şimdi İdlib operasyonu yapıyoruz ve sizin de dediğiniz gibi işte bugün pazar doların fırlaması, bizim de İdlib operasyonumuz konuşuluyor. Nasıl okunmalı acaba? Son 3 dakikamız var. Buna kısa bir yanıt almak istiyorum Sayın Türker. Şöyle düşünüyorum. Şu anda Türkiye bu dünyada yaşanan değişim için hala arayış içinde. Hala arayış içinde. Ve bu arayışta bulunduğu bir süreçte biraz evvel benim hem Devlet Bahçeli için yaptığım yorum hem de hemen onu kenara bırakıp milli politikayı oluşturacak ciddi bir farklı görüşleri bir araya getirecek ciddi bir çalışmaya ihtiyaç var. Tabii bunu başka bir yönü de var. Onu da söyleyeyim. Bu olaylar olurken İdlib aynı anda vesaire. İllerdeki yakın bir tarihte AK Parti içinde görünmeyen bir çatlama yaşarsak hiç şaşırmayalım. Çünkü bu öyle bir anda getiriliyor ki içeriği dengeleri değiştirdiğiniz bir anda birdenbire dışarıdan baskılanan bir yapıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Böyle bir noktada mesela şimdi yani bu açıklama bir baskı. Şimdi bakın bu burada şöyle bir olay var. Aynı anda birçok yerde pencere açıyoruz. Bir, sanki hükümetten kopukmuş gibi yargı kararıyla yani öyle yapılan istihbarat sonucu savcılık şeyle Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nden bir kişi, yerel bir elemanı gözaltına alınıyor. İşte diplomatik şeyi yok vesaire deniyor. Bugün adadaki toplantıyla ilgili davalar açılıyor. Adadaki toplantıların yapıldığı tarih bakın. Bunlar hep çok önemli birbiriyle ilgilenen şeydir. Adalet yürüyüşlerinin yapıldığı bir tarihtir. Ve bu olguyu dışarıdan yöneten bir mekanizma, yani ben bunu hükümeti tenkit etmek açısından söylemiyorum. Tam tersine hükümeti de kıskacın içine alan, görünmeyen ve hükümetin içinde olan bir mekanizma bunu yapıyor. Bunu dikkati çekmek istedim ben. Kaldığımız yerden devam edeceğiz kısa bir aradan sonra.
Söz Meclis'ten içeri programının ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Amerikan Büyükelçiliği'nin açıklaması. Türkiye'den gelen vize başvuruları durduruldu şeklinde bir açıklama yaptı. Burada kalmıştık. Sayın Dağdaş'la devam etmek istiyorum. İdlib operasyonu kısmen Sayın Türker girdi ama İdlib operasyonu gündemde, Musul Kerkük çıkışı ve Amerika Büyükelçiliği'nin bu açıklaması. Toplarsak bu açıklama ne anlama geliyor? İzniniz olursa bu hani bir önceki bölümde konuştuğumuzda bir ekte bulunmak istiyorum. Tabii Masum Bey, Sayın Bahçeli'nin açıklamasını hükümetin elini güçlendiren bir açıklama olarak da düşünülmesi gerektiğini söyledi. Şüphesiz hani böyle ciddi devlet adamlarının, ciddi devletin yönetenlerinin zaman zaman birbirinin elini rahatlatmak için iktidar muhalefet arasında bu tür temaslar, bu tür söylemlerin üzerinden bir şey geliştirmek mümkün olabilir. Şimdi Ali abi bir şey söyledi. Yani şüphesiz bizim Kerkük'le ilgili kaygımız, endişemiz had safhadadır. Kerkük'teki Türkmen kardeşimizin hakkı, hukuku bizim haysiyetimizdir, şerefimizdir. Burada bir şey söz konusu değil. Şimdi Yunan adaları, Yunan bayrağı çekildi Ege adalarına. Türkiye bunu konuşmadı. Musul'u konuşmadı. 52 tane, bunun 16 tanesi bayağı bir ada, diğerleri de kayalık. Ve Lozan Anlaşması'nın ekindeki haritada Türkiye'ye ait oldukları tescilli. Tamamı şu anda işgalde. Evet, şimdi buralara Yunan bayrağı çekildi ama bu iktidar, bu hükümet, bu Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın MHP Genel Başkanı bu konuyla bir tek lafı yok. Tek bir lafı yok. Şimdi bakın. Yani bir anekdotla da biraz sohbeti de şey yapmak istiyorum. Şimdi iki avcı ava gidiyorlar. Akşama kadar dolaşıyorlar. Vuracak bir av hayvanı bulamıyorlar. Çadırlarını kuruyorlar ve çadırlarında uyumaya başlıyorlar. Gecenin bir saati avcılardan biri diğerini uyandırıyor. Yukarıya bak, ne görüyorsun diyor. O avcı yukarıya bakıyor. Vallahi diyor, ayı görüyorum, yıldızları görüyorum, kainatı düşünüyorum filan deyince diğer avcı ona bir tokat atıyor. Ulan enayi bırak ayı, yıldızları diyor, çadırımızı çalmışlar. Şimdi Türkiye çadırı çaldırmış. Uzun bir aradan sonra aydan yıldızdan gözünü çevirdi, çadırın çalındığını fark etti. Niye fark etti? Çünkü çadırınız çalınmışsa, doğal olarak yağmur yağdıysa ıslandınız, soğuk olduysa üşüdünüz ve öyle fark ettiniz. Şimdi Kuzey Irak'taki gelişen hadise, Suriye'deki Kürt koridoru diye önümüze dayatılan emperyalist proje, çadırın çalındığını bize fark ettirdi. İyi de çadırın çalındığını fark ettik de çadırı kimin çaldığının üzerine ne kadar kafa yorabilecek durumdayız? Veya hırsızla biz ne kadar işbirliği yaptık? Hırsız bizim çadırın etrafında bizim de iznimize tabi olarak mı dolaştı? Bu sorular hepimizin önündedir. Yani siz Süleyman Şah'ın türbesini alır kaçırırsanız, bunu PYD'nin izniyle yaparsanız, sizin Kerkük'ü 82, öbürünü 83 filan, bunlar ya bu romantizmin dışında daha rasyonel bölgeyi, emperyalizmin bu bölgedeki projelerini anlamlı şekilde doğru okuyabilen bir dış politika ve komşularımızla ilgili bir politika geliştirmeniz lazım. Suriye'de olup biten, İdlib'deki bizim şu andaki pozisyonumuz, nereye evrileceğiz? Bunlarla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir personeli, yoğun bir personel akışı var. Lojistik akışı sağlıyor. Anlaşılıyor ki orada önemli ölçüde sıkıntılı bir döneme doğru giriyoruz. Gidiyoruz daha doğrusu. Şimdi burada biz oradaki askerimiz için hayır dilemek zorundayız. Devletimizin şanı şöhreti için o bölgede olup bitecek de zayiat vermememiz için dua ederiz. Yani bu burada bir sıkıntımız söz konusu değil. Şimdi
Şimdi bizim emperyalizmin gerçek oyunun üzerinden baktığımızda önümüzde dış politikayla ilgili son 15 yılı dikkate alarak söylüyorum. Hani bu 15 yılı AKP karşıtlığından dolayı ifade etmek için söylemiyorum. Real bir yaşadığımız yakın tarihi ifade etmek istiyorum. Burada görülen şudur. Yine teşbih dahtı olmasın. Yine tüm izleyicilerimizden özür dileyerek söylüyorum. Türkiye dış politikada yeryüzüyle bir evlilik geliştiremedi şu 15 yıl içerisinde. Ne bölgesindeki ülkelerle, devletlerle, toplumlarla anlamlı bir hukuk oluşturabildi, ne dünyayı doğru kavrayabildi. Yani bir emperyalistin yatağından diğer emperyalistin yatağına yuvarlanan, affedersiniz çok üzülerek söylüyoruz, hicap duyarak söylüyoruz, böyle bir metres ilişkisi yürüten bir dış politikaya evrildik. Yani bugün... Yani şu anki yaşam için mi söylüyorsun? Evet, yani geldiğimiz nokta itibariyle bu böyle. Yani dün Amerika'ya gittiniz, Amerika'da önünüze konulana evet dediniz. Daha sonraki gelişmeler, Amerikansız, Amerika olmadan adım atamayacağınızla ilgili toplumu belirli bir algı noktasına doğru taşıdınız. Bugün Rusya ile bir birliktelik götürmeye çalışıyorsunuz. İran'la bir hukuk geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bunları anormal karşılamıyorum. Ama yani yine bir tabir var. Nerede soyunduysan orada giyineceksin. Eğer giyinmeyeceksen soyunmayacaksın. Şimdi soyunduğunuz yerden çıktınız. Yani seyahat ettiğiniz son Amerikan seyahati 40 tane Airbus uçağı mal oldu. Yani sizin hiçbir şekilde emperyalizmin etkilediği, sizi zorladığı alandan çıkma şansınız yok. Yani bu iradeyi koyamıyorsunuz. Niye bu iradeyi koyamıyorsunuz? Çünkü evinizin içi dağınık. Şu ifade dikkatimi çekti. Şimdi bir emperyalist yataktan diğer emperyalist yatağa, yani 5 yıl öncesinin dış politikası ile şimdinin dış politikasını böyle mukayese ettiniz. Nerede soyunduysan orada giyineceksin. Yani 5 yıl önce, ben şöyle bir şablon oluştu. 5 yıl önce Atlantik sisteminde Türkiye soyundu bir anlamda. Evet. Hem Ege Adaları dediniz, hem Batı Asya, Orta Doğu politikasını söylediniz. Atlantik kampında mı kalmalıydı Hayır. Türkiye? Hayır, soyunmayacaktın kardeşim. Soyunmayacaktın ya, bu işin şeyi bu. Yani yeryüzünün kurgusu bir puzzle. Siz kiminle hangi ilişkiyi ne kadar, nasıl, nereye kadar götürecekseniz, eğer sizin bir planınız yoksa, siz edilgen durumdaysanız, siz onların çizdiği bir projenin ekseni etrafında dönüyorsanız, bu kaçınılmaz olarak sizi savurur. Türkiye şu anda savruluyor. Türkiye kendisine bir kıble arayan bir hale doğru evriliyor. Bir gün sağa bakıyor, bir gün sola bakıyor. Sonuç itibariyle bu hani kaygan bir dünya. Dünya yeniden, Masum Bey'in söylediği gibi, dünya yeniden kendini şekillendiriyor. Dünkü soğuk savaş döneminin kutupları, pakları söz konusu değil. Bize empoze edilen tek kutuplu bir dünyayla karşı karşıya değiliz. Çok kutuplu bir dünyayla dünyaya doğru yolculuk yapıyoruz. Bölgesel güçlerin hızla dünyanın patronajı masasında oturabilecek pozisyona doğru evrildiği bir dönemdeyiz. Şimdi tüm bunlar olurken sizin kendi evinizin içinde huzursuzluk hat safhaya gelmişse, kendi evinizin çatısı akar hale gelmişse, penceresi kırılmışsa, kapısı zorlanmışsa, ben mübarek ilk önce evin içini bir derleyip toparlamak lazım. Evin içinde Masum Bey'in söylediği o milli proje, milli iktidar, merkez iktidar neyse, bunların üzerinden laf edebileceğim bir şekilde bir kere bu evin içindeki insanların birbiriyle barışık, tanışık, dertlerini, ihtiyaçlarını, arayışlarını ortaklaştıracağı bir iklime götürmesi lazım. Kim götürecek bunu? Ailenin reisi götürecek. Ailenin reisi eğer evde tefrik yapıyorsa, çocuklardan birbirine hasımlaştırıyorsa, evin içini bölüyorsa, bu evin enerjisi,
Ya pozitif enerjisi kendi içinde bir negatif iklime doğru evriliyorsa bu ülkenin dışarıdaki hesabı kitabı, bu devletin dışarıdaki hesabı kitabında boynu kısa kalır, boynu eğri yani kalır. Politikada bir ya tutarlılık. Ya bir evin içinde bir ya biz etrafımızda yangın büyüyor. O yangın hızla bizim coğrafyamıza doğru evriliyor. Şimdi biz bu evi nasıl koruyacağız? Bu evi koruyabilmemiz için alt kattaki, üst kattaki, yandaki komşunun bir sır sırta kol kola girip bir çare araması lazım. Siz bu çare aramasına izin vermiyorsunuz. Bu topluma hala bölecek söylemden, iç siyasete yönelik sandık skorundan gözünüzü ayırt edip 21. yüzyıl dünyasını, zamanın ruhunu kavrayamıyorsunuz. Böyle olunca da doğal olarak evinin içinde her zaman hain bulmaları mümkün. Evinizin içinde her zaman masayı dağıtmak isteyen farklı odakların, farklı örgütlerin buradan mesafe alması mümkün. Ya burası şey, Casablanca filminde Nikin Barı vardı hatırlarsanız Ali abi. Yani o barda dönemi itibariyle tüm yabancı servisler var, her türlü kaçakçı var, her türlü eşkıya var. Burası sanki bu Türkiye şu anda Nikin Barı gibi. Kim, kimdir, hangi ülke, nereye nüfuz etmiştir? Yani siz işte bir FETÖ hadisesi yaşanıldı. Gördük ki bu devletin tüm kılcal damarlarına kadar müdahil olmuş bir örgüt var. Bu örgüt bu 15 Temmuz gibi hain bir kalkışmaya, alçak bir kalkışmayı yapabildi. Bu ülkenin insanlarını öldürdü. Bu ülkenin devletini, itibarını, huzurunu sabote etti. Bunları yaşadık yani biz bu böyle bir ülkenin netice itibariyle evinin içindeki hesabını, kitabını doğru tutmaması halinde ya dün siz Barzani ile beraber Güneydoğu'da seçmen devşiriyordunuz. Şimdi Barzani beni kandırdı diyorsunuz. Yani bu bir devlet adam. Bakın siyaset. Yani burada büyüklerin yanında konuşmak haddim değil ama yani aflarını da rica ediyorum. Yönetenler kandırmak üzere seçilmez. Yönetenler kandırılmak üzere de seçilmez. Yöneteni seçtiğimizde siparişimiz şudur. Beni kandırmayacaksın ve kandırılmayacaksın. Şimdi sürekli kandırılan yöneticilerin olduğu bir ülkede doğal olarak vatandaş da kendisinin o yöneticiler tarafından kandırıldığı kanaatine gelir oturursa kandırıkçıların bir arada yaşaması, oradan bir bölgesel güç çıkarması, oradan emperyalizmin bu kuşatmasını yarması mümkün olmaz. Biz bilmiyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız yarın Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden Barzani ve Barzani'nin adamlarıyla bölgede oy devşirmek için bir hukuk geliştirecek mi? Bunun garantisi yok ki. Vanayı kapatıyorum diyor. Kapat diye vereceksin. Hani bunu çok rasyonel midir, doğru mudur, eğri midir ayrı tartışalım ama yani kapatacağım dediğinizde oradan bağırıyor. Hadi buyur kapatabilirsen kapat diyor Barzani, Barzani'nin yanındakiler. Buradaki petrolü kim pazarladı, nasıl pazarladı, hangi gemiyle götürdük, kimin çocuğunun gemisiydi, Brezilya açıklarında kimin elinde duruyordu filan. Yani o kadar kirli, o kadar iç içe girmiş, karmaşık bir şeyin belanın içindeyiz ki bu belanın içerisinden sıyrılmak için bir kere belanın müellifi evin içini barış ve dostluk, kardeşlik noktasına getirecek söylemi ve eylemleri koymalı ki biz dışarıya hepimiz kol kola girmiş şekilde kalkalım. Ey Amerikan emperyalisti diyelim. Biz burada set oluşturduk. Bizim Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiğimiz irade şu anda çelik gibi burada duruyor. Ama dün Lozan'ı bir hezimet olarak sunup bugün iyi ki Lozan vardı diyecek bir yani çok kısa zamanda dün dündür bugün bugündür diyemeyeceğimiz şekilde hafızalarımızda çok kısa zamanda yer etmiş sözlerin üzerinden biz hangi tarafa bakacağız? Bir başka şey de söyleyip sözümü uzatmayayım.
adaletsizlik yapmayayım. Ben AKP'yi başından beri bir siyasal parti olarak görmüyorum. Neden? Biraz tarihle ilintimin üzerinden de gidiyorum. AKP'nin yönelimlerinin üzerinden baktığında AKP Demokrat Parti'nin devamı değildir. AKP Anavat Partisi'nin devamı değil. AKP birinci meclisteki ikincilerin ikinci grubun devamıdır. Proje budur. Bakın ikinci grubun belirgin özellikleri şunlardı. Bir, hilafet yanlısıydı. İki, Lozan karşıtıydı. Üç, mandacıydılar. Dört, gizli sevr alkışlayıcılarıydı. Şüphesiz ki birinci meclisin ikinci grubu Kurtuluş Savaşı'nı veren değerli bir kadroydu. Bu arkadaşlar onların tırnağı bile etmezler. O ayrı bir şey. Ama yönelimleri açısından bakınca. Bakın burada birinci mecliste ikinci grubun getirmiş olduğu, meclise getirmiş olduğu kanun tekliflerinden biri şudur. Askeri okulların kapatılması. Bu bize bir şey hatırlatmıyor mu ya? Bu bize bir şey hatırlatmıyor mu? Yani burada bir çökme varsa, burada bir sıkıntı varsa, ya biz her şeye rağmen dündü, bugün bugündür, yani bu arkadaşları saralım, sarmalayalım filan, bunu yapalım da, ama bir hakikati de masaya yatırarak bu arkadaşların da bir nedamet duygusuyla meseleye yaklaşmalarını da bunlardan talep edelim. Yani derdimiz bu bizim yani. Derdimiz bu. Hepimizden büyük Türkiye var. Ne demek? Kerkük'teki bir Türkmenin tırnağına batan diken bizim yüreğimize batmıştır. Ne demek bu? Şüphesiz bizim Güneydoğu'daki bir vatandaşımızın da tırnağına batan diken bizim yüreğimize batmıştır. Şüphesiz Kuzey Irak'taki Kürt kökenli vatandaşın da ayağına dolanan, Arap vatandaşımızın da ayağına isabet eden diken şüphesiz ki komşu olarak bizim de yüreğimize batmıştır. Burada bir beis yok. Burada Kürt, Türk, bu tür hesaplaşmanın üzerinden bakmıyoruz. Eğer iddia edildiği gibi o Osmanlı, neo-Osmanlıcılık, o emperyal vizyon, eğer bunun iddiacısıysa bu arkadaşlar, asgari şuna hepimizin bir daha altını çizerek, hepimizin dikkat edebileceği bir şey söyleyerek sözümü tamamlıyorum. Bakın, Sultan Abdülaziz Dolmabahçe Sarayı'nda bir resepsiyon veriyor. Bu resepsiyonda ilk defa Osmanlı devlet geleneğinde olmayan üniformasının üzerine Fransız kralının vermiş olduğu nişanı takıyor. Fransız büyükelçisi kabul salonuna inen merdivenlerde sultanın o şey nişanını gördüğünde bayılıp düşüyor. Yaklaşık 15-20 gün Fransız basını o hasta adam denilen Osmanlı'nın padişahının kendilerini nasıl onur ettiğinin üzerinden bir övünç çıkardılar. Yani bu hasta bitmiş Osmanlı'nın devamı olduğunu iddia eden, o iddianın takipçisi olanlar için söylüyorum. Şimdi biraz evvel Ali abi söyledi. Bir Fesli Kadir Mısırlıoğlu diye bir adam eğer Cumhurbaşkanlığı'nın sofrasında Kadir Mısırlıoğlu'ndan ilim adamı, Mustafa Armağan'dan tarihçi, şundan şu olursa arkadaş biz bu 21. yüzyılı nasıl kucaklayacağız? Bölgeyi nasıl anlayacağız? Olup biteni nasıl idrak edeceğiz? Biz nasıl yapacağız bunu? Buradan İdlib operasyonuna da artık girelim isterseniz. Süremiz daralıyor. İdlib önemli bir başlık zira. 6. Aslan'la görüşmesinde Sayın Topuz aslında zemini oluşturuldu. Bu bölgesel birliğin ve İdlib operasyonunun işte İran, Türkiye, Rusya 500'er asker konuşlandırılacak şeklinde iç güvenliği, Türkiye dış güvenliği, Rusya sağlanacak. Ve dün de bir hareketlenme başladı. Zamanlama açısından, konjektürel açısından nasıl değerlendirmek gerekir İdlib operasyonunu? Bu operasyon doğru bir hamle midir Türkiye açısından? Hükümetin öteden beri bu konuda izlediği politika doğrultusuna uygun bir davranıştır.
Hatırlayacaksınız, Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığı döneminden başlayarak bu Irak ve Suriye'deki olayların gelişmesi ve binlerce, milyonlarca insanın oradan bu tarafa göç etmesi neticesini doğuran olaylar dolayısıyla hudut boyunda güvenli bölgeler oluşturulması düşüncesini ortaya atmıştı. Ve bunu Amerika'ya kabul ettirmeye çalışmıştı. Buna Amerika sonuna kadar karşı koydu. Hayır dedi. Şimdi fırsatını yakaladı. Konjonktürü müsait gördü. Böyle bir güvenli bölge oluşturuyor. Tam Hatay'la sınır. Önemli bir stratejik nokta. Olaylar bu noktaya geldiği zaman ayrıntılarını çok fazla bilmediğimiz için bizim gibi devlet tecrübesi de yaşamış olan insanların bu olay karşısında hükümetin bundan başka yapacak bir işi yoktu bu koşullar içerisinde demekten başka bir şey söyleyemeyiz. Bunu yapması lazımdı. Onu yapıyor. Ama bu bize pahalıya mı mal olacak? Fayda mı getirecek? O bundan sonraki gelişmelere bağlı. Şimdi alınan haberler şu. Orada Özgür Suriye ordusu fiiliyatta öne çıkarılmış. Öyle söyleniyor. Türkiye tank ve diğer araç gereç ve askeri malzemeyi temin ediyor ve hudutta da her an asker desteği yapabilecek hazırlıklar yapıyor. Daha oraya girmedim diyor. Belki de girmiştir, onu bilmiyoruz. Haberler var onunla ilişkin de Türk askerleri Reuters kaynaklı keşif için girdi şeklinde az evet. önce düşen. Onu da aktarmış olalım. Şimdi bu olay Orta Doğu'da bir savaşın fiili olarak başlangıcı gibi bir mana da kazanabilir. Çünkü eğer hatırlarsak bu konuyla ilgili Amerika'nın çok ikircikli bir tavrı var. Amerika bir yandan PYD'ye silah veriyor, vermekten vazgeçmiyor. Diğer yandan da Suriye meselesinde Rusya ile işbirliği yaptım diyor. Yani aynı görüşü paylaşıyoruz diye bundan bir süre önce açıkladılar. Rusya, İran ve Suriye, Türkiye ile beraber Suriye'de bu operasyonu birlikte yapmaya Astana'da karar verdiler. Şimdi burada çözemediğim nokta şu. Amerika bu olayın neresinde? Yanında mı, karşısında mı? Ne yapacak Amerika? Bunu bilmiyoruz. Amerika bugüne kadar izlediği politikaya bakarsak bu olaya karşı koyması gerekecek. Koymuyor, karşı koymuyor. Belki koyacak, onu da bilmiyoruz. O nedenle böylesine karmaşık ve ne olduğu bilinmeyen bir olayı tartışıyoruz. Şimdi bizim bunu bilmememiz normaldir. Bunu kamuoyuna devletin sorumluların açıklamasını beklemediğim için söylemiyorum. Ama bunu parlamentoda grubu bulan partinin liderlerine, özellikle ana muhalefet partisi liderliğine bu konuda bilgi vermeleri şarttır. Sayın Gürcan'ın, beyin arkadaşımın, dostumun, kardeşimin demin yaptığı çok güzel tahlile katılarak ifade etmek istiyorum. Elbette ki Suriye'de, Irak'ta ne olduğunu izleyeceğiz. Onunla meşgul olacağız. Alınması gereken tavrı birlikte almaya çalışacağız. Ama alamayışımızın nedenini ortadan kaldırmak için daha fazla çaba sarf edeceğiz. O neden nedir? O neden Türkiye'yi bugün yöneten kadronun ortak akla dayanan bir iş yapmamasındadır. Yani bir kişi çıkmış, birileri tarafından peygamberleştirilmiş, din koruyucusu. Eğer yolsuzluk iddiaları yapılıyorsa canım, o paralarla İslam'a hizmet ediyor denecek kadar toplumdan destek alan bir adam var. Ona güvenerek bir adamın demin Dağdaş'ın söylediği gibi ehliyetleri çok tartışılacak danışmanlarından aldığı bilgilerle veya belki de kendi fikirlerini onlara mal ederek, onlara söyletip
kendisi onu uyguluyor. Böylesine bir liyakat esasına dayalı yönetim anlayışıyla bağdaşmayan bir durum var. Yani Türkiye'nin şu andaki tek yöneticisi konumunda olan Sayın Cumhurbaşkanı bilgisiyle, tecrübesiyle değil, hırslarıyla, rüyalarıyla hareket eden ve demokrasiyi özümsememiş bir insan tavrıyla hareket eden bir konumdadır. Türkiye'yi yönetecek durumda değildir. Yani asıl mesele budur. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı putlaştırmanın benim hemşerimdir. Kendisiyle görüşmüşlüğümüz vardır. Ben ondan yaşlı olduğum için bana karşı çok derece saygılı davranmıştır. Ben de fikirlerimi söylemişimdir parlamentoda da. Zaman zaman karşılaştığımızda konuşmuşuzdur. Kişisel olarak kendisine ben bu noktaya geldiği için üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bu ülkede Cumhurbaşkanı %51'e dayanan bir çoğunlukla iktidara geliyorsa o artık %100'ün Cumhurbaşkanı olmasını öğrenecektir. Öğrenemiyorsa kabahat kimsede değildir, kendisindedir. O beni tatmin edecek. O %49'un içinde olan beni tatmin edecek. Beni de katacak işin içine. O nedenle geçen toplantıda aynı şeyi söylemiştik. Türkiye'nin her şeyden önce rejimini kurtarabilmesi için referandumu bir ölçü alarak aşağı yukarı yarı yarıya bölünmüş evet ve hayırcıları dikkate alarak söylüyorum. Hayır blokunda yer alan insanları, grupları, partileri ve onlara eklenecekleri bir arada tutmanın yolunu bulmalıyız. Ve bunun için milli bir politika oluşturma konusunda hükümete bu hayır grubunda bulunan siyasi akımların, partilerin ve akımların ortak aklına dayanan bir şey önermeliyiz hükümete. Öyle değil, böyle olsun dememiz lazım. Buna da mensup olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülük etmesi lazım. O da buna öncülük edebilmek için kendi içini buna hazır hale getirmesi lazım. Onun da eksikleri var. Onu tamamlaması lazım ve bu sorumluluğu üstlenmesi lazım. Kılıçdaroğlu büyük çaba sarf ediyor. Ama parti olarak biz daha etkin olabilmeliydik. Daha etkin olabilmeliydik, olabilirdik. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu önemi veriyorum? Çünkü bugün Türkiye'deki siyasi kavganın bir tarafında Atatürk ve onun kurduğu cumhuriyetçiler, demokratlar ve çağdaşlar var. Öbür tarafında demin Sayın Dağdaş'ın söylediği o birinci meclisteki grubun uzantıları olan hilafetçiler, tarikatçılar, çağdaşlığa karşı olan insanlar, muhafazakarlıklarını aşabilecek bilgilenmeye ulaşamamış olan insanlardır. Muhafazakarlık fena bir şey değildir. Fakat muhafazakarlık kendisini geliştirmezse, bilgisini artırmazsa, dünyayı tanımazsa, yeni fikirlere açılmazsa yarışamaz. Yarışamaz. Bakın şimdi biliyoruz 30 dakikada Amerika'dan Rusya'ya gidecek bir uçak yapılmış. Yani teknoloji ne kadar ilerliyor. Müthiş bir şey var. Bizim muhafazakar seçmenimize ulaşmamız eğitim sisteminden kaynaklanıyor. Eğitim sistemi öyle bir noktaya gelmiş ki bugünkünden daha kötü olacağız 5 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra. Yani Türkiye içinde bu Türkiye'nin iç siyasetinde Cumhurbaşkanı'nın %100'ün Cumhurbaşkanı olması bu İdlib operasyonu gibi Türkiye'nin dışa yönelik hamlelerinde elini güçlendirir. Ve daha başat konuma getirir onu. Bakın parlamenter sistemin bir iyiliği vardı. Değil mi? Parlamenter sistemin. Cumhurbaşkanı var, tarafsız. Partiler var. Kriz olduğu zaman Cumhurbaşkanı parti liderlerini bir yuvarlak masa toplantısına çağırır. Oturur konuşurlar. O yuvarlak masa toplantılarıyla Türkiye'de onlarca sorun, bunalım çözülmüştür. Karara bağlanmıştır. Askeri darbe girişimleri önlenmiştir mesela.
Türkiye'nin bazı önemli çatışma konuları orada çözüme bağlanmıştır. Hakemlik yapacak adam kalmadı Türkiye'de. Türkiye'de hakemlik yapacak bir kurum yok. Hukuk gitmiş. Mahkemelere kimsenin güveni kalmamış. Şimdi arkadaşlar, yani hukukun olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Bunu ben fiilen yaşamış bir insanım. Suudi Arabistan'da 80 darbesinden sonra Türkiye'de herhangi bir çalışma olanağı olmadığı için ben Suudi Arabistan'da bir şirket kurdum, gittim iş aldım. Ben hukuksuzluğun ne olduğunu orada gördüm. Sayın Topuz, bu İdlib operasyonu özür dileyerek müdahale oluyorum dağıtmamak için. İdlib operasyonu özelinden konuşursak. Şimdi, tamam söyleyeyim efendim. İdlib'le ilgili, Suriye'nin içiyle ilgili söylemek gerekirse orada temel sorun Suriye'nin birliğini ve sınırlarını koruyan devlet yapısını yeniden oluşturmak gerekir. İdlib operasyonuyla sağlanacak olan şey belki DAEŞ'la yapılan mücadele için çok önemli bir destek sağlayabilir. DAEŞ'i oradan temizlemeye katkısı olabilir. Ama burada işbirliği yapan gruplar Suriye meşru hükümetinin, meşru yönetiminin karşıtlarından oluşan bir gruptur. Ve o kadar çok parçalıdır ve o parçalar içinde o kadar farklı görüşler vardır ki bunlar ileride bugün Irak'ın başına gelen gibi bir durumu ortaya çıkarır mı çıkarmaz mı bunu kontrol etmek lazım. Bunu izlemek lazım. Mutlaka mevcut şeyle bugünkü Suriye devletinin ile oradaki muhaliflerin bir araya gelerek uzlaşacakları bir demokratik yapıyı geliştirmek lazım. Sorun orada budur. Ama bunun gerçekleşmesinin de çok zorlukları vardır. Bunu aşabilmek için Türkiye çok faydalı olabilir. Çünkü Türkiye bir Müslüman ülkede bu tarikatların, dini akımların egemen olduğu ve sorunlar yarattığı bir ortamdan Türkiye'yi çağdaş, dünyanın 20 ekonomisi, 20 ülkenin arasına sokmuştur. Bugün Türkiye Amerika'da da, Amerika'yla da belki potansiyeli var. Bazı şeyler yapsa, bazı konularda yarışabilir. Almanya'ya yarışabilir. O noktaya hazır gelmiştir. Böyle bir potansiyeli var. Gelmemişse bile çok kolay girebilecek bir noktadadır. Bunu Atatürk'ün kurduğu devlet yönetimine ve onun çizdiği hedefe, onun gösterdiği istikamete oturan bir hükümet olma, bir devlet oluşumuzdan bunları kazandık. Bu ülkelere biz bu konuda bize benzemelerini sağlamak için yardımcı olabiliriz. Tecrübelerimizi aktarabiliriz. Onlara arabuluculuk yapabiliriz. Onları birbirine kaynaştırabiliriz. Eğer Türkiye kendi içinde kendi varlığını inkar eden bir noktadan kurtulamazsa. Şu andaki yönetim, Türkiye'deki hakim yönetim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Atatürk'ün kurduğu devletin varlığını inkar eden ve onu karalayan, onu tarihten silmeye çalışan, onun yerine Osmanlı'ya benzer, neo Osmanlıcı diye biraz evvel tarif edilen Orta Doğu ülkelerine benzer bir yapı, ümmet yapısı oluşturmaya çalışıyorlar. Bakın, geçenlerde yine konuşulurken birisi, belediye başkanlarından birisi söyledi. Dedi ki Recep Tayyip Erdoğan sadece Türk ümmetinin başı değil, o bütün Müslüman ülkelerin ümmetinin başıdır. Yani ümmetçiliği Türkiye'ye öneren bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani Türkiye içeride de dışarıda da Atatürk'ün çizdiği rotadan gidersek ancak toprak bütünlüğünü sağlayabiliriz. Evet, Atatürk'ün rotasına girersek. Nedir o dış politika rotası? Yurtta ve dünyada sor. Dünyada sor. Amerika İdlib operasyonunun neresinde? Bu sözü çekip aldım. Sayın Okuyan'a sormak istiyorum. Amerika İdlib operasyonunun neresinde? İdlib operasyonu Türkiye için neden önemli? Yani vaktimiz ilerledi. Birkaç şey daha var. Atatürk düşmanlığı ile ilgili demin de şey geldi. Onunla ilgili ben birkaç şey söyleyeceğim. Kadir ama hemen söyleyeyim şeyi. Yani bizim için çok önemli. Yani hükümetin şu anda aldığı karar doğru bir karar. Ama sadece onunla ilgili değil, Afrin'le de
yine aynı bölgede çok ciddi problemler önümüze gelebiliyor. Yani silahlı kuvvetlerimizin, Allah yardımcısı olsun, Türk milleti olarak silahlı kuvvetlerimizin ve Türk devletinin yanında olmamız lazım. Artık bu sen, bu iktidar, muhalefet şuydu buydu bir tarafa bırakılması lazım. Milli bir dönemdeyiz, milli bir süreçteyiz. Burada devlete ve silahlı kuvvetlerimize yardımcı olmamız lazım. Hepimizin duaları, oradaki Mehmetçiklerimiz Allah inşallah bir zayiat vermeden oradan başarılı bir şekilde netice alıp dönmelerinde Cenab-ı Allah nasip etsin diyorum. Şimdi bu tabii aslında bütün konu geliyor. Bütün Türkiye'de, özellikle bu son 15 senenin içinde. Geçmiş dönemlerde de zaman zaman bu depreşirdi. Yani Atatürk böyle bir bakarsın, bir meczup dersin, öbürünü bilmem hafife alırsın. Ama Türk düşmanlığı, Türk milleti lafından gocunmalar, Atatürk'ten işte şey ürkmeler, Atatürk deyince adamın tüyleri diken diken oluyor. Türk lafından hoşlanmıyorlar. Şimdi bu dönem, artık bu geçtiğimiz dönemlerde yani 3 tane 5 tane ne idüğü belirsiz herifin ortaya koyduğu şeylerin ötesinde şimdi adeta bir şey biçimi, yani bir davranış biçimine dönüştürülüyor. Bu iktidar sayesinde. Bu iktidar bunu ortaya koyuyor. İşte demin de Sayın Bakanlar ifade ettiler. Yani o fesleğen kafalı herif mesela. Şöyle alacaksın eline, Bismillahirrahmanirrahim deyip Osmanlı'nın o meşhur şeyi var ya, bir geçireceksin buna, 4 takla attıracaksın. Şimdi herifin söylediğine bak, bak. Daha yeni. Oda TV bunun sesli şeyini, bantını da yayınladı. Bir bölümünü okuyacağım. İstediğimiz olmuş değildir. Etrafında da bir 20-30 tane herif oturmuş, böyle ağzı açıp bunların böyle. Cennetin şeyini, tapusunu dağıtacak ya bunlara. İstediğimiz olmuş değildir. Yani yarı yoldayız. Nasıl büluğa ermemiş bir çocuğa niye evlenmiyorsunuz diyemezsen, hükümete de niye şeriatı ilan etmiyorsun diyemezsin. Vakit var, vakti var. Her ulus bir zamana rehmolunmuştur. Sizin nesliniz İslam'ın mutlak galebesini mutlaka külliyen iktidara gelişini ve bu mevcut sistemin yıkılışını, heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini görecek. Siz göreceksiniz. O gün beni hatırlayın. Şimdi uzunlama, bu can alıcı nokta bu. Kimsin lan sen? Kimsin? Bu daha geçmişte de böyle Atatürk'e hakaretten laflar filan ettiği vakit Bakırköy Akıl Hastanesi'nden deli raporu almış bir herif. Yani yırttı. Bunlar karakter sıfır. Bunlarla bu böyle ya sen mersen gidip orada deli raporuna ne sığınıyorsun? Niye? Söyle o zaman. Yat içeride de bir 20 sene, 30 sene bir zıbar bakalım. Ha şimdi ama bu bundan ibaret değil ki. Yani şimdi daha yeni rektör atadılar Sivas'a, Sivas Üniversitesi'ne. Herif rektör olacak herif. Gelmiş, gelir gelmez daha haftası dolmadan üniversitenin sitesinden, web sitesinden Atatürk'ü kaldırıyor. Ulan size Atatürk, yani şimdi tövbe yarabbi, televizyona sıkıntı gelmesin diye Rütük seni çok seviyorum deyince izleyicilerimiz çoğu anlıyor benim ne demek istediğimi. Ama hakikaten Rütük'ü çok seviyorum. Atatürk, yani nerenize batıyor sizin bu laf? Atatürk'ü tümden siliyor. Yerel medyada ve derken kamuoyuna intikal edince de bu sefer tekrar düzenliyor. Ama nasıl kıyıyor biliyor musunuz? Orada böyle bir garip bir şey, böyle güneş ışığı gibi bir şeyin içerisinde bir nokta kadar. Yani elinizde mikroskop alacaksınız, şeyle bakacaksınız. Atatürk nerede burada? Ya bu olmaz. Bir sürü AKP'li ilçe başkanı, belediye başkanı filan, işte bazı milletvekilleri dahil, böyle zars 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 ikide birde Atatürk şeyini konuşuyorsunuz. İki sarhoş bilmem ne diyerek konuşan Tayyip Erdoğan ve onun partisi 15 Temmuz gecesi 15 Temmuz gecesi
sabaha karşı 5'te AKP Genel Merkezi'nin dört tarafına da 450-500 metrekarelik Atatürk şeyini niye assınız lan? Niye assınız? Niye assınız? Madem Atatürk yaramaz adam yok, atem bilmem ne. Demin söyledi arkadaşlar. Yani sen ya Lozan'la Türkiye onu orayı kontrol altına almıştı. Sana hakkı. 1926 Ankara Anlaşması. Kim var ulan bu sefer Lozan'da 1926 Anlaşması, Ankara Anlaşması'nın altında imza kimin? Ve Türkiye yıllar sonra Kerkük'te, Musul'daki kendi varlığının doğrudan doğruya tehdit noktasının o bölgede hak sahibi yapmış Mustafa Kemal. Sen daha doğmamıştın be. Ananın dönüne gitmemişsiniz. Bu yazar çizer takımını ciddi söylüyorum. Yani inan, bu yağcılar zaten. Bizde bir laf vardır. Bu Anadolu'da çok kullanılan bir şeydir. Bir bir kadın kocasını rezil de eder, vezir de eder. Ben bunu genelde bugün için söylemiyorum. Bütün siyasi yaşamımda acizane tabii Ali abinin yanında biz çömeziz ama iyi kötü de 50 senedir de biz de hasbelkader bu işlerin içindeyiz. Liderleri, genel başkanları da en yakın çevresi rezil veya vezir eder. Bizde genellikle rezil etmek üzerine kurulmuştur. Genel başkanlarda zafiyet gösterdiği vakit insan şeyinde kendisine yağ çekenlere, kendisine aman efendim zat haliniz müthişsiniz ya analar özel doğurmuş sizi de değil mi? Yürüyüş değişir politikacının. Yani son ondan sonra ne olur? Şartla gardı belirgin bu Galatasaray'dan bahsettiğiniz için bir ufacık haber şey yapmak istiyorum. Şartta sultanın dal kavuğu vardır. Garpta ise kralın soytarısı vardır. Soytarlık bir meslektir. Ücret karşılığı çalışırlar. Görevleri budur. Hiciv yaparlar, düşündürürler, eleştirirler ve krallar bu soytarının üzerinden fikri manada beslenmesini tamamlar. Katkı sağlar. Bizde ise dal kavukluk bir meslek değildir. Ahlaktır. Dal kavuk sürekli efendisinin hoşuna gidecek lafları söyler. Sizin ifadenizde vezir yapmaz, rezil yapar. Şimdi belki şartla garbın arasındaki bu yolculukta, bu tekamülde keşke bu dal kavukluktan bir soytarılığa geçen bir süreci yaşamış olsak da hiç olmazsa sultan istifade etse. Ama ne oluyor? Siz yakın çevrenizde, yani bunu bir sadece AKP için söylemiyorum, Tayyip Erdoğan için söylemiyorum. Bütün liderler için de geçerlidir. Yani yıllardır partilerin içindeyiz. Yani öyle adamlar vardır ki hiçbir yani şey yok, bir özelliği falan yok. Ama genel başkana yağ çekerek, dal kavukluk ederek, ondan sonra onun ağzının içine bakarak, aman efendim sigara mı yakacak? Hemen köşe yapar. Lan sana ne? Yok sana ne değil. Başka bir özelliği yok çünkü. Listeyi genel başkan yazacak ya. Sistem bu. Türkiye'deki parti içi demokrasi hak getire. Türkiye'de demokrasi hak getire. Öyle olunca kişiye bağlı. Şimdi mesela Tayyip Erdoğan'la AKP'yle ilgili de bunu çok rahatlıkla ifade ediyorum. Benim tanıdıklarım var. Bazı insanlar var. Hepimizin tanıdığı birçok yakından. Yani Tayyip Erdoğan'ı o kadar yanıltıyorlar ki, bak Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları yanlışları falan girmiyorum. Onlar hep tekrar zaman almak istemiyorum. Ama bile bile yapılan yanlışlıklar var. O yakın çevresi dediğimiz takım insanlar. Ve ilk virajda, ilk sıkıntılı anda da onlar tüyecek. Ben buradan söylüyorum. Geçen sefer de bir başka televizyon kanalında laf geldi, orada da söyledim. O en yakınındaki adamlara bak. Tayyip Bey, o en yakınında gördüğün adamlar var ya, hemen şöyle sağına baktığın vakit burada, soluna baktığın filan, o adamlara dikkat et. Diyeceksin ki nasıl bu kadar iddialısın? Ya üç tane yaver, üçü de FETÖ'cü çıkar mı ya? Allah'tan kork ya. Hep yanılma, hep şey yanılgıya düşme, hep böyle bir şey olur mu? Ya sen Cumhurbaşkanlığı yaveri demek, affedersin,
senin 24 saatinden sorumlu demek. Bu adamı seçmesini becerememişsin. Hadi birini de atladın. Hadi ikisini de atladın. Ya üç tane. Üçü de FETÖ'cü. E şimdi bu kadar senin içine girmiş bir sistemin içerisinde yakın çevresinde bazı danışmanlar köşte, şeyde, sarayda bazı danışmanlar, bazı danışmanlar var tanıyorum yakında. Hakikaten düzgün insanlar, doğru, yani kendilerine göre doğruları söylerler. Bir yakama, yağlaması yok. Ama oradakilerin bir kısmını görüyoruz. Adam kraldan fazla kralcı. Ve öyle bir sıkışıklık anında Tayyip Erdoğan'ın önüne öyle şeyler getiriyorlar ki. Ve o da tabii sağ olsun. Pat bir bakıyorsun, oradan aldığı bir cümleyi ertesi gün kullanıyor ve Türkiye birbirine giriyor. Şimdi dolayısıyla şuraya gelmek istiyorum. Yani şimdi şey o haline geldi bu Atatürk, 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 Atatürk büstleri yakılıyor. Atatürk büstü bilmem ne yapıyor. E bakıyorsun hakikaten akıllı bir adam işi değil. Mesut almış eline bir tane şu kadar çekiç, bronz heykeli kıracak. Allah canına o çekici de. Yani burada az önce dış politikada iç siyasette birlik olmasını savunuyorduk. Bu çıkışlar Atatürk düşmanlığının depreşmesi falan. Ya güzel kardeşim bak ben sana bir şey söyleyeyim. Yani Türkiye bunlarla meşgul olursa tabii, nasıl? Ama tabii hem meşgul oluyor hem de öfkelendiriyorsun sen toplumun büyük bir kısmını. Bu ülkede kardeşim beğen beğenme. Bu milletin adı Türk milletidir. Bu milletin adı Türk milletidir. Türk lafından ürkmeyeceksin. Ürküyorsan cehennemin dibine kadar yolun var. Bu başka bir kendini başka tanımlayan insanlara hakaret değil. Hepsi bizim. Yani bu topraklar üzerinde. Sen Osmanlı İmparatorluğu'ndan süzülüp Anadolu'ya gelmesin. Atatürk ne güzel ifade etmiş. Ne mutlu Türk'üm diye. Yani Anadolu halkı, Anadolu'da yaşayan halkı, Türk milletidir. Tabii. Şimdi böyle bir noktada, yani böyle bir noktada... Etnik bir iddia değil bu. Tabii, gayet tabii. Bu bir üst kimlik. Ve sen şimdi geliyorsun, bu gerçekleri at bir tarafa. Efendim, işte o Ankara'dan alınacak olan, önümüzdeki günlerde Ankara bayram yapacak, onu da söyleyeyim. Bu Melih Gökçek yolcu, Abbas yolcu, Ankara'da davul zurnayla hem AKP'liler oynayacak. Bakın al şuraya yazıyorum. AKP'ler davul zurnayla kutlayacaklar. Melih Gökçek'in gidişini. Çok net söylüyorum. Sadece milletin değil, ümmetin lideridir. Yok ya. Yok ya. Hangi ümmetin lan? Yağcılığın böylesine gelmemiş. Tabii. Alma beni diyor. Hatta el altından sopalar gösteriyor. Takip ediyorum orada. Yani sen alırsan şöyle olur da böyle olur da bilmem ne. Bunun da elinde Tayyip'e ait bir dosya olduğu söyleniyor. Bak göreceksiniz. O elindeki dosyalar da elinde kalacak. Bu gidişle Melih Gökçek'i nerelerde göreceğiz? Fazla olsa uzun değil. Gökçek abi, tek affedersin. Tek millet diyor Sayın Cumhurbaşkanı. O milletin adı ne? İşte sıkıntı orada işte. Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı İbrahim'i millet diyor. Zaman zaman ümmet diyor. Ama bir Türk kelimesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkmazsa sofrasında oturanların ağzından çıkmasını beklemek haksızlık olmaz. Gayet tabii. Ama Sayın Bakanım, bak Tayyip Erdoğan, ben şöyle bir taradım. Benim arşiv fena değildir yani. Tayyip Erdoğan enteresan bir şekilde tam böyle alengirli, yani biraz kritik süreçlerde hiç ümit etmediğiniz bir anda Türk milleti falan söylüyor. Yani hiç söylemedi diye yok. Tabii tabii. Bakın ben çıkartırım bir gün getiririm burada. Yani çok kritik günlerde Türk mü? Türklerin diyor hakkı yok mu burada? Ulan helal olsun. Torununun ismi Ayyüce. Ayyüce Türk ismi, Türk. Kur'an'da var mı? Ben soruyorum şimdi. O yazar çizer, yıkama yağlamacı, yandaş medyanın şeylerine. Kur'an'da var mı? Hani Kur'an'da olmayan bir şey... Çocuklara, torununuza veremezsiniz filan diye böyle yorumlar var ya. Bir Kur'an'da Ay Yüce diye bir şey yok. Niye Emine koymadın? Niye Fatma koymadın? Fadime koymadın? Şimdi oralara girmiyorum ama sonuçta şuna geliyor. Ya bu kadar Atatürk düşmanlığı, bu kadar Türk düşmanlığı, Türk milleti düşmanlığı Türkiye'yi bölüyor işte. Onun için bunlardan vazgeçilmesi lazım. Tabii burada da en büyük birinci derecede görev
Sayın Tayyip Erdoğan'a düşüyor. Çünkü sen hem Cumhurbaşkanısın, hem devlet başkanısın, hem AKP'nin genel başkanı, her şeysin. O zaman senin ağzından çıkacak her laf, senin benim ağzından çıkan lafın 10.000 katı toplumu etkiler. Büyük kardeşim, yani bilelim ya. Neden Atatürk düşmanı olduğunu söylesinler. Ne olmuş yani? Şimdi televizyon olmasa ben biliyorum. Melih Gökçek üzerinden girdik sayılır. Bir de AKP'deki bu istifa, peş peşe gelen istifalar, görevden almalar, görevden alınacak iddiaları, nereye kadar uzanacak, ne olacak Sayın Türker? Sizin değerlendirmenizi istiyorum bu konuyu. Her şeyden evvel bu masada oturan herkesin Atatürk'ten yana olduğunu, Atatürkçü olduğunu, Atatürkçü düşünceyi benimsediğini ve Atatürkçü düşüncenin gelişmesine katkı bulunmuş kişileriz. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimine gelen herkesin aslında tek kurtuluş yolunun bu ülkeyi kuranların ortaya koyduğu ilkelerle hareket etmesinde buluyorum. Nitekim biraz evvel Sayın Topuz'un söylediği Türk kavramı, Türk milleti kavramı aslında Anadolu'nun adı batıda Türkiye'dir. Yani 1900-1800'lü yıllara ait İtalyan, Fransız haritalarını buldurun. Anadolu'nun üzerine Türkiye ile biter, yani yazar. Hayır, ben Anadolu, tabii Anadolu'daki adı Türkiye. Ne demek Türkiye? Türkçe konuşanların diyarı demek. Çünkü Anadolu'da o tarihte Rum'da, Ermeni'de, Arap'ta, Kürt'te ortak dili, nasıl dünyada şimdi İngilizce, o zaman Anadolu'da ortak dil, Osmanlı'nın bu tür yörelerinde ortak dil Türkçe. Bunun için Türkiye demişlerdir. Ve bu yöreden çıkanların süreç içinde hareketlerin adı Jön Türkler, Genç Türkler şeklinde oluşmuştur. Diyarbakır'dan çıkan Ziya Gökalp'ın Türkçülüğün esaslarını ortaya koyması da boşuna değildir. Türkçülüğün esaslarını yazarken Türkçülüğün esaslarına geçti Ziya Gökalp. Çünkü kendisi Türk. Kürt tabii. Kürt. Yani onun şeyi var, hayat hikayesi var orada yazdığı şeylere. Bakıyor ki her şey geliyor. Aynı. Aynı yere geliyor. Aynı yerde buluşuyor. Şimdi dolayısıyla bu Atatürk'e saldırmak biraz evvel Sayın Bağdaş'ın söylediği gibi Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra, daha doğrusu Kurtuluş Savaşı'ndan sonra mecliste türeyen ve iktidarı ele geçirmek isteyen bir grubun hemen dönüş yapmasından kaynaklanıyor. Bunun bir başka program olsa anlatırız. Yani mesela Mustafa Kemal'in 26 Ağustos'ta büyük taarruzun yapılacağı yere gitmemesi istenmiştir. İzmir'e gitmemesi istenmiştir. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulma hikayesi de bunlara karşı bir önlem olarak, herkesin bilindiğinin aksine İttihat ve Terakki'nin damı değil, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin, Kuvayi Milliye'nin yapısı üzerine oturulmuştur. Kime karşı? O zaman İttihat Terakkicilere karşı. Şimdi bu gerçek aslında birinci anayasada şöyle yer alır. Türkiye Cumhuriyeti, ya daha doğrusu Türk milletinin tanımını vermek için Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Anadolu'daki ahalinin adı Türk milletidir. Ama bizlerin bir hatası var. Eğri oturup dolu konuşalım. Ahali kelimesinin sözlükte iki anlamı var. Tek başına halk, birlikte halklar. Bir süre sonra komünizmle mücadele sürecinde aman halklar lafı söylenmesin deyince birdenbire Amerikalı gibi bir üst kimlik olan Türk kavramı tartışılır oldu. Yani bunu dönersek tartışan birçok Turancı yaklaşımlar da var. Ama bir gerçek var. Her ülkenin dünyaya mal olmuş bir kurucu lideri olur. Ve o kurucu liderine sahip olmak aslında kendine sahip olmaktır. Şimdi biraz evvel Sayın Okuyan'ın söylediği AK Parti'nin dört yanının Atatürk fotoğraflarıyla
bezden afişlerle bezenmesinin de bir nedeni budur. Demek ki hazırlıklıymışlar. Böyle bir şeye karşı daima bu kadarlık Atatürk resmi nereden buluyorlar? Bunu da düşünmek gerekir. Ama ben şöyle söylüyorum. En büyük tarihteki örnek 1950 yılına gelirken Demokrat Parti Atatürk aleyhtarlığı yapmıştır. Ama Demokrat Parti döneminin bir numaralı kanunu Atatürk'ü koruma kanunudur. Şu anda geçerli olan kanundur. Hemen Celal Bayar gitmiştir İsmet Paşa'ya. Ya biz çok aleyhinde konuştuk iktidar olmak için ama biliyoruz. Atatürk'ün heykellerini Ticani Tarikatı, Şeyh Mevlüt'ün başkanı olduğu Ticani Tarikatı mensupları kırmaya başladılar. Yani bir şeyde Kırşehir'de yaptılar. Tarikatlar başlayınca, onun üzerine o kanunu getirmişlerdi. Hemen Celal Bayar istemiştir. Şimdi ben Atatürk'ü tenkit edenlere buradan bir şey tavsiye ediyorum. Brezilya'ya gitmelerini. Brezilya eyaleti vardır göbeğinde. 1960'lı yıllarda kurulmuş. Yani yakın tarihte daha 70-80 yılı geçmemiş. Ve Brezilya'yı, o Brezilya kentini kuran kişi için yapılmış aynen bizim Anıtkabir gibi ama çevresi tamamen bomboş. Yani bizim demokrat, layık dediğimiz kesimler de hata yapmış. Ne işi var orada mebuslar mahallesine, ne işi var Bahçeli Evler'in o bölümüne? Yani eğri oturup doğrultup kendi yaptığımız hataları şimdi başkasını da arıyoruz. Yani bize benzeyen, bize devredenlerim. Onun için böyle bu tür tartışmalara girmek bence gereksiz. Bunu yapanlar da bir süre sonra gidecek. Ama sizin sorduğunuz soru var. AK Parti'de ne olacak? Bir kere bütün siyasi partiler, Sayın Bağdaş'ın söylediğini söyle ama bu doğrudur. Bütün siyasi partiler, bütün siyasi oluşumlar, siyaset kelimesi örgütlü olmaktır. Toplumun örgütlü bir ayağıdır. Bu örgütlülük öğretmenler sendikasında olabilir, mühendisler de olabilir, işte avukatların barolarında olabilir, derneklerinde olabilir, siyasi partilerde olur. Bütün örgütler aslında güç oluşturmak amacıyla kurulmuş koalisyonlardır. Yani bir araya iktidar olmak üzere gelenler gelirler ve onun için onların yönetiminde demokrasi dediğimiz mesele de dengedir. Bizim muhasebede aktif eşittir pasif gibi o dengeyi muhakkak yani var olanla kaynak oluşturan, güç oluşturanların dengede tutulması gerekiyor. Şimdi AK Parti'nin bu dengede olması, bu şekilde olması doğaldır. Ama bu denge beklemediği süratle iktidar olunca 2002 yılındaki konjonktür dolayısıyla sonradan yamanan çok vardır. Ama mesela ben şimdi bu İdlib için, Orta Doğu için bir diğerini hatırlayamadım. 4 tane eski büyükelçi vardır. Bence çok acele Cumhurbaşkanı bu 4 büyükelçiyi çağırmalıdır. Bu büyükelçiden diğerinin Orta Doğu diye özel kitabı var. Çok mükemmel bir kitap. İsmini çıkaramadım şimdi şeyden. Belki bir sonraki programda evden kitabı da getirir. Emekli olmuşlar. Birisi Uluç Özülker. Bu Uluç Özülker, Kaddafi'nin bile hayran olduğu Libya büyükelçisiyken sonra Fransa büyükelçisi yaptı. Ben de yakında aynı üniversitede öğretim üyesi olma şerefine nail oldum. Müthiş yorumları ve gerçeği koyan, hani bir siyasi bakmadan düşünen. İkincisi Bağdat'ın eski büyükelçisi Necati Utkan. Bir zamanlar müsteşar yardımcısı olarak da Dışişleri'nin sözcüsüydü. Ama en önemlisi söyleyeceğim. Onu nasıl yapacak? AK Parti'nin kurucularından ama şimdi partiden ayrılmış olan Yaşar Yakış. Bu bölgeyi en iyi bilen, dengeleri bilen kişi. Partiden ayrılmışsa bile bunları çok acele hızlı bir şekilde bir uluslararası politika yol haritasını çizebilmek için beraber onun önünde tartıştırmalar gerekir. Beyi lütfen koyun. Ya ben onunla bu konudaki yani, şey hakkında geçen, bilgim olmadığı için o da sizin evet, ilaveniz evet, olsun. Evet, evet. Yani çok ben değerli, ben hayır değerli de ben onun bu konudaki bölgeyle ilgili şeyini çok bilmediğim değerli için ama beni bu söylediklerin Orta Doğu'yu çok güzel bilen ve bugün yaşadıklarımızı eski televizyon programlarını bulsunlar. Uluç Bey'in, Necati Utkan'ın geçmişteki açıklamalarını bugünü anlatmışlardı. Şu anda geldiğince. Tabii. Şimdi bunun neresindeler? AK Parti kendi içinde şu anda yeniden yapılanıyor.
Bu yapılanma projesi belli ki Tayyip Bey yeni söylemler getiriyor. Biz değiştirmezsek bizi halk değiştirecek gibi bir söylemle çıkmış. Aslında bu söylem biraz bilerek mi verildi Tayyip Bey'in ağzına eline, kendisi de içselleştirilerek mi söylüyor bilmiyorum ama daha şimdiden çıkacağımız savaşta mağlup olma ihtimalimizle çıkıyoruz diye başlıyor. Bu başlatma biraz evvel söylediğim gibi bu uluslararası arenada yaşanan olayların içinde AK Parti'nin içinde de bir çatlama meydana getirilebilirse o zaman Türkiye çok büyük bir kaosa girer. Neden bir kaosa girer? Şimdi siz soruyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bu olayın neresinde? Amerika Birleşik Devletleri bu özgür Suriye ordusuna yardım ediyorum diyordu. Yani burası PYD MYD değil diyordu bir ara. Özgür Suriye ordusu kimlerden oluşuyor? Neyin nesidirler? PYD buranın neresinde? Bu olayların olduğu tarihte bizim o bölgeden Muğla'ya kadar uzanan, Ege'ye uzanan teröristler nasıl yayıldı? Bunların bizim istihbaratımız hani trene bakar gibi mi bakıyor bu işlere? Nasıl bir yaklaşım? Bunları ben değil, buradaki değerli bakan arkadaşlarım değil. Şu anda mevcut ülkeyi yönetenlerin çok ciddi düşünmesi gerekir. Kim bize hata yaptırıyor? Biz niye bu hale geliyoruz? Ne yapacağız? Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Şu anda komutanlarımız şeyde 4 top atışı yapmışız. Bu televizyonlarda yapılacak haber değil. Kusura bakmasınlar. 4 tane. Ay, uçak gitti diyor. Bilmem nereye bombaladı. Bir tane terörist öldürdü geldi. Ha, şimdi bunlar bakın. Bu bilgileri kim söyletiyorsa medya yoluyla bunlar doğru şeyler değil. Ve şu anda bu niye bu hale geliyor? Onu da söyleyeyim. Bir insanı, bir iktidarda olan insanı, egosunu, her şeyi ben bilirimin en büyük zararını, ben çok sivil toplum örgütçülüğü yaptığım için çok iyi biliyorum bunu. Sivil toplum örgütçülüğünde de aynı şey oluyor. Sizin istediğinizi biliyor. Danışman diye tuttuğunuz insanlar ya da etrafınızdakiler danışma fikrini sizin istediğiniz şekilde sokuyorlar. Bir iki toplantıda ben mesela böyle ya kardeşim sen gerçeği söylesene. Canım senin yerine düşen düşünme bizim yerimize, benim yerime. Sen esas gerçeği söyle. Ondan sonra şimdi şu anda maalesef Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafında ve hükümetin etrafında bu şekilde ben mesela bazı bakanların konuşmalarından sıkıntılarını anlıyorsun ifadelerinden. Böylesi bir yapı, böyle bir yapıdan onun için ısrarla söylüyorum. Tek bir çıkış yolu var. Yeni unsurlarla görüşme yapmaya başladı. Mesela basit misal şu anda bu heyet burada konuşuyoruz. Hadi ben sosyal demokratım yani sol çizgide siyaset yapmış kişiyim Ali Bey'le beraber. İki arkadaşımız aynı görüşte yani benzere yakın yürümüşler. Çağırıp özel konuşsa bile birden bir hava değişir. Yani bu siyaset havası değişir. Çünkü niye? Ya bunlar geldi ayrı görüş söyleyecekler. Acaba biz ne deriz? Şimdi bu yapılmadığı zaman yabancı unsurlar nasıl değerlendiriyor? Yani yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri nasıl bakıyor? Ya da Rusya nasıl bakıyor? Ya da Fransa nasıl bakıyor? Diyor ki bu farklı bir görüşe başvurmadığına göre etrafında da insanları biz farklı şekilde etkilediğimize göre ve şu saate kadar da yürünen bir yol haritası var. Bir şey olmayacak. Şimdi soru. Referandum yapıldı. Cizre'de Türkiye ve Irak manevralar yaptı. Referandum bitti. Yani bir şey yok. Barzani yine yolumda gidiyorum diyor. Tabii yani o söylemler yok. O zaman yabancı şöyle düşünüyor. Biz değil. Yani ben Türkiye adına düşünmem de. Diyor ki herhalde bu Türkiye aslında bu referandum yapılmasını istiyordu. Orada bu manevrayı yapıp referanduma dışarıdan gelecek olan bir saldırının gözdağını verdi. Yani sözlerinizi tamamlarsanız Sayın Türker. Ben karışırsanız ben buradayım demek istedim. Şimdi bu imaj yurt dışında bir think tank grubunda konuşuldu mu sizin o bütün heybetiniz, bütün söyleminiz, sahip olduğunuz silahlar bir gecede bitiyor. Ama en önemli şey Türkiye bu tuzağa düşmemeli. Şu anda bu bölgemizde yaşanan savaştan
birileri petrolü ucuz fiyata alıyor. Aynı zamanda birileri bu bölgede kullanılmak üzere silah satıyor, biz dahil olmak üzere. Kaybeden biz olmamalıyız. Daha somut adımlar atmalıyız şeklinde bir mesaj çıkardım ben burada. Yani ben eleştirmek yerine şu saatte bu konuda mesela parlamentoda gerekirse kapalı bir oturum yapsınlar. Evet, hani yani halka açık çekiniyorlarsa. Ekonomik, askeri ya da diplomatik aşkına, daha somut aynı adımlar. Aynı kadrolar, bak bütün televizyonlarda aynı kadrolar çıkıyor. Aykırı bir görüş yok. Yani ben izliyorum, insanlar artık o haber kanalları evet. Neden izlemiyorsun? Aynı adam ya, o televizyonda burada... bu televizyona ve söyledikleri yerinde bir şey yok. Background yok ve sanki sipariş edilmiş şeyleri konuşuyorlar. Burada nokta koymak zorundayız Sayın Koydum Türker. Siz devam ettirince ben de gerçeği söylemek zorunda kaldım. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.